Ulusal Kanal ekranlarından merhabalar. Günlükle karşınızdayız. Bugün Soçi özel yayını yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Soçi'ye ulaştı. İki liderin görüşmesi başladı. İki liderin görüşme öncesi yaptığı açıklamaları, Soçi zirvesinin önemini ve beklentileri çok değerli konuklarımızla birlikte konuşacağız. Her kuşak dolu dolu olacak. Öncelikle bu kuşaktaki konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Dumlupınar Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Barış Adıbelli bizlerle birlikte olacak. Ulusal.com.tr Haber Müdürü Kıvanç Özdal bizlerle birlikte olacak. Az sonra emekli Kurmay Albay Ünal Atabay da yayınımıza katılacak ve zirveyi değerlendireceğiz. Hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Ulusal Kanal muhabiri Seda Küz de bu arada Soçi'de görüşmeyi yakından takip ediyor. Az sonra Soçi'ye de bağlanacağız ve sıcak gelişmeleri kendisinden alacağız. Ama önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşme öncesi yaptığı açıklamalarla başlayalım isterseniz Sayın Barış Adıbelli. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin önemine bir kez daha vurgu yaptı bu görüşme öncesinde. Ve Suriye'de birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor ifadelerini kullandı. Her geçen gün güçlenerek işbirliğimiz devam edecek ve bunda da büyük fayda görüyoruz ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı bazı konuşmaya vurgu yaptı. Malum Zebat özellikle sordu. Gereken cevabı verdik attığımız adımlarda dönmemiz mümkün değil dedi. Öncelikle isterseniz bu açıklamanın önemiyle başlayalım. Neler söyleyeceksiniz? Evet, şimdi tabii orada malum zevat diye bahsetti ama isim vermedi. Tabii malum zevattan kasıt herhalde iş Birleşmiş Milletler toplantısı ve New York'sa malum zevat zaten belli Amerikan tarafı. Çünkü biliyorsunuz Sayın Çavuşoğlu'yla Anthony Blinken bir görüşme de gerçekleştirdi orada Dışişleri Bakanları. Evet, Biden'la Sayın Cumhurbaşkanı gördü ama alt düzeyde Dışişleri Bakanları görüştü. Ve orada bir kez daha bu S-400 meselesi gündeme geldi. Aynı zamanda biliyorsunuz tam orada da bir mülakat verdi Sayın Cumhurbaşkanı yine CBS televizyonuna. CBS televizyonunda da yine sorulan soruların arasında S-400 meselesi Rusya ile olan savunma alanındaki işbirliğiydi. Ve her iki süreçte de hem Dışişleri Bakanlarının görüşmesinde hem oradaki mülakatta Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ağzından kendi duruşunu orada net bir şekilde belirtti. Tabi bu CBS televizyonuna verilen mülakat bambaşka bir olay. Spiker'in yani orada kasıtlı Sayın Cumhurbaşkanı'nı sorgular nitelikte bir tavır takınması. Muhtemelen soruların önceden hazırlanıp Spiker'e verildiği izlenimini zaten bize gösteriyor. Bu tabi Amerikan medyasının son dönemdeki İlk icraatı değil. Daha önce de hatırlarsanız ABC televizyonunda Biden'la yapılan bir röportaj vardı. Orada da Putin'e çok ağır ifadeler kullanıldı ve Biden'a bu tabiri caizse topu da programın hazırlayıp sunan kişisi attı. Yani onun açtığı bir mevzu üzerinden Biden bu değerlendirmeleri yaptı. Şimdi benzerini CBS televizyonunda da seyrettik. Yani adeta burada Cumhurbaşkanı'nı bir uluslararası kamuoyunda niye şunu yaptınız, niye bunu yaptınız, siz şöyle misiniz, böyle misiniz der gibi bir sorgucu tavır içerisine girdiler. Ancak orada tabii Sayın Cumhurbaşkanı gereken cevabı verdi. Özellikle bu F-16 meselesini sürpriz bir şekilde gündeme getirdi. F-35'lerin hemen ardından ve orada yani eğer bu mesele F-16 filolarında da yani uçaklarımıza da devam edecekse ve ileriye dönük F-16'lar için herhangi bir güncelleme paketi verilmeyecekse biz kendi başımızın çaresine bakarız diye bir mesaj verdi. Ve hemen arkasından bir Soçi ziyareti var. Daha önce zaten Türkiye Rus savaş uçaklarıyla ilgilendiğini birinci elden duyurmuştu. Sayın Cumhurbaşkanı da hatta uçakları da inceleme fırsatı olmuştu Rusya'da. Dolayısıyla bu zevattan kasıt Amerikan tarafıdır. Amerikan tarafına gerekli cevap verilmiştir dedi. Zaten Amerikan tarafı da müthiş bir telaşa kapılmış olmalı ki dün apar topar Biden'la bir görüşme ayarlandı G7 zirvesinde Roma'da. Soçi'ye gitmeden önce bunu yaptılar. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri bir blöf olarak herhalde değerlendirildi. Fakat bunun blöf olmadığı görülünce Amerikalılar hemen bir yüz yüze görüşme ayarları. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı da diplomatik nezaket gereği işte Biden'la şunlar konuşuldu, Dışişleri Bakanı'yla bunlar konuşuldu, biz şunu dedik demektense geniş bir ifadeyle zevat deyip geçiştirdi bu meseleyi. Bura tamamen bir diplomatik nezaketti. Ve tabii orada konum
Türkiye ile Rusya'nın arasında çok konu başlığı var. Yani orada herhalde oturup Amerika Birleşik Devletleri'yle New York'ta anlaşamadıkları konuyu da ben pek fazla gündeme getirdiğini zannetmiyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Zaten açıklamada da onu Rusya ile olan savunma alanındaki işbirliğinin önemini vurgulama adına zaten bahsetmişti. Dolayısıyla bakalım önümüzdeki dakikalarda nasıl bir sonuç çıkacak. Gerçi ikili görüşme, basın toplantısı, basın açıklaması olmayacak da deniyor ama yine de konunun önemine binaen, görüşmenin önemine binaen bir kısa açıklama da olabilir. En azından iki lider vermese de ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklama yapacağını tahmin ediyorum. Ünal Atabay, Sayın Ünal Atabay yayınımıza katıldı. Atabay, hoş geldiniz öncelikle tekrar. Acaba sesimi duyabiliyor mu komutanımız? Sayın Atabay, merhabalar. Sesim geliyor mu? Sanırım sesle ufak bir problem var. Ben hemen Kıvanç Özdal'a döneyim. O sırada Sayın Atabay da birazdan yayınımıza tekrar katılır. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne verilen bir mesaj olduğunu anlayabiliyoruz Sayın Atabay'ın da dediği gibi. Özellikle iki liderin görüşme öncesi Türk-Rus ilişkilerinin güçlü bir şekilde devam etmek istediğini vurguladığı bir konuşma oldu ki Soçi zirvesi de bir dönüm noktası olarak İdlib'de nitelendirilebilecek bir görüşme olacak kritik önemde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hem Putin'in hem de Erdoğan'ın açıklamalarını? Barış hocamızın kaldığı yerden devam edelim, Zevat'tan devam edelim. Sayın Erdoğan Soçi'de dedi ki biz de onlara zaten gereken cevabı verdik çünkü attığımız adımlardan dönmemiz mümkün değil dedi. Bu aslında S-400 savunma sistemiyle ilgili görüşmeden önce kamuoyu önünde yapılmış bir açıklama. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ile olan stratejik işbirliğimizin aslında devam edeceği mesajını veriyor. Yani Amerikalılara verdiği cevabın aynısını Soçi'de yanında Rus lider Putin varken tekrarlaması bu açıdan önemli. Bu bir S-400 mesajı. Aynı zamanda da verilmeyen uçakların yerine biz kendi uçağımızı yapıncaya kadar olabilecek alternatifleri de böylece göstermiş oluyor Sayın Erdoğan. Çünkü Rusya ile sadece S-400 değil, başka savunma konusunda da başka anlaşmalarımız ve çalışmalarımız var. Bunlardan biri de tabii Rusya'dan savaş uçağı alacak olmamız. Sayın Putin de açıklamaları oldu. İzleyicilerimize bir onları da hatırlatalım arzu ederseniz. Sayın Putin de dedi ki, Türkiye ile işbirliğimiz uluslararası arenada başarılı bir şekilde sürüyor. Burada hem Suriye hem de Libya ile ilgili tutumlarımızı kastediyorum dedi. Karabağ ile ilgili olarak da işbirliğimiz hem ateşkesin sağlanmasında hem de ilerideki daha sağlam kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik önemli bir unsurdur dedi Sayın Putin görüşme öncesi basının karşısında. Dolayısıyla gördüğümüz üzere hem Sayın Erdoğan hem Sayın Putin kamuoyuna, dünya kamuoyuna pozitif mesajlar vererek görüşmeye geçtiler. Görüşmede sadece Suriye görüşülmeyecek elbette. Esas Suriye can alıcı konu. Ancak bunun dışında iki ülkenin görüşeceği başka pek çok konu bulunuyor. Karabağ'dan Libya'ya kadar, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar diyebiliriz. Çünkü Türkiye ile Rusya'nın farklı alanlardaki işbirlikleri devam ediyor. Farklı coğrafyalardaki olan hadiselere birlikte tavırları devam ediyor. Ekonomik işbirlikleri de masada olacak anladığımız kadarıyla. Tabii onunla ilgili de açıklama var. Sayın Putin diyor ki Türkiye'nin Rusya yatırımları toplam 1,5 milyar, Rusya'nın Türkiye yatırımları 6,5 milyar dolara ulaştı. Bu büyük projelerin hepsi planlı şekilde devam etmektedir. İkili ticaret hacmimiz bu yılın ilk 9 ayında yaklaşık %50 arttı dedi Rus lider. Pandemi döneminde kaybettiklerimizi telafi etmekle kalmadık. Önemli bir artış da sağladık dedi. Şimdi kabaca baktığımızda bizim Rusya'ya özellikle meyve sebze ihracatımız var. Turizmciler bütün yaz pandeminin ardından Rus turistleri beklemişlerdi. Milyonlarca Rus turist bu yaz Türkiye'ye geldi. Bunun dışında Akkuyu Nükleer Santrali devam ediyor. Hatta ajans haber geçti. Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki işte cihazların üretimi ve yerleştirilmesi devam ediyor diye. S-400 tabii ki stratejik bir adım, taktik bir adım da değil. S-400'ler var. Hatta yeni bir S-400 sistemini yine Türkiye'nin Rusya'dan alacağı da konuşulan haberler arasında. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman tabii ki bizim Rusya ile ilişkilerimiz artık stratejik bir boyut kazanmış durumda. Dolayısıyla
Türkiye ile Rusya arasında liderler seviyesinde yapılan bu görüşmeyi sadece Suriye ile sınırlandırmamak gerekiyor. İdlib acil bir konu. Acilen artık çözülmesi gereken bir konu. Yalnız İdlib konusunun niye acilen çözülmesi gerektiğini söylüyoruz. Çünkü bunun dışında da halledilmesi gereken pek çok konu var. Yani dünyanın ağırlık merkezi hızla Asya'ya kayarken Türkiye'nin de dış politikada çeşitli kararlar vermesi gerekiyor. Geçen haftanın en önemli olayı neydi? İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne üyeliğiydi. Artık ŞİÖ, Şangay İşbirliği Örgütü Türkiye ile komşu oldu ve öte yandan da bizim de Rusya ile ilişkilerimiz gelişerek ilerliyor. Keza Çin'le ilişkilerimiz de gelişerek ilerliyor. Ve bütün bunlar olurken de Barış Adıbelli hocamızın da bu bahsettiği Amerikalı CBS televizyonunun röportajında da ortaya çıktı ki Biden'la işler iyi gitmiyor. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı açık açık ifade etti. Şimdi bu durumda bizim NATO'nun başı çeken Amerika Birleşik Devletleri ile aramız iyi gitmiyorsa, daha yeni bu hafta Pentagon SDG'ye 170 milyon dolar yardım yapılacağını açıklamışken bizim de uluslararası arenada müttefiklerimizi, stratejik işbirliği yapacağımız ülkeleri tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Sayın Atabay, hemen size dönmek istiyorum. Önce genel bir çerçevede görüşme henüz başladı. Başlamadan önce yapılan açıklamaları değerlendirerek size kısa kalabileceksiniz yayınımızda. Bu hatta başlayalım isterseniz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde ipler oldukça gergin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan ve Amerikan Başkanı Joe Biden'ın söylemlerinden zaten bunu çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Tam da böyle bir süreçteyken ve Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanı Erdoğan net mesajlar vermişken iki ülke, Rusya ve Türkiye bugün çok önemli bir toplantıya imza atacaklar ve merakla bekleniyor. Sadece Türkiye ve Rusya'nın değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin de gözü kulağı bu toplantıda, bu kesin. Ve Suriye konusunda belirleyici bir yol haritası çıkacağı da bekleniyor. Biraz önce Kıvanç Özdal da bahsetti. Sadece Suriye değil elbette bu toplantının gündemi. Ekonomik işbirlikleri var. Kafkasya'dan Libya'ya kadar uzanan bütüncül bir hattan bahsediyoruz. Ancak sizin bu toplantıdan beklentileriniz neler? Sizi dinleyelim. Şimdi Seda Hanım, yani Türkiye'nin güneyinde en önemli tehdit biliyorsunuz Suriye meselesi. Zaten şöyle bir askeri literatürde bir tabir var. En yakın tehdit en büyük tehdittir. Şimdi bizim güneyimizdeki tehdit en yakın tehdit. Özele indiğimiz zaman İdlib meselesini de söyleyebiliriz bunun içerisinde. PKK-PYD meselesini de birlikte mütalaa edebiliriz. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede gri bir alan oluşturmuş, yani Biden yönetimiyle birlikte Orta Doğu üzerinde oluşturduğu bir gri alan var. Yani flu belli değil. Orta Doğu üzerinde yürüteceği siyaseti ve stratejisini henüz net olarak ortaya koymuş değil. Ama biz şunu biliyoruz. Rusya ile birlikte hareket ettiğimiz bir Suriye sahası var. Amerika'yı da karşımıza aldığımız ve Amerika'yla da çatıştığımız, müttefik olmaktan Suriye sahasında çıkan bir Amerika ile mücadele alanımız var. Özellikle Suriye'nin doğusunda PKK-PYD sahası içerisinde. Aynı zamanda diğer tarafıyla yine Amerika'nın domine ettiği İdlib'de Rusya ile Türkiye arasına konuşlandırılmış veya konuşlanmış olan bir şekilde terör örgütü unsurları var. Amerika'da bunlarla çok yakın temas içerisinde olduğunu da biliyoruz ve bunları da domine etmek suretiyle Türkiye ile Rusya arasının ilişkilerinin bozulması veya oradaki sahadaki kaosun sürdürülmesi yönünde bir istihbarat örgütlerinde birçok çalışmaları olduğunu biliyoruz. Birçok istihbarat örgütü de bu saha içerisinde olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla Putin ve Sayın Erdoğan'ın görüşmesinde bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin veya başka istihbarat örgütlerinin bu saha içerisinde üzerinde yaratmak istediği Türkiye-Rusya arasını açmak veya Rusya arasında bir fitne fesat ekecek bu tohumların ortadan kaldırılacak şekilde bir iradenin ortaya konulması önemli. Muhtemelen bu açıdan bakacaklardır en önemlisi. Diğer tarafıyla tabii ki Suriye'nin siyasi birliği, egemenliği konusunda da
zaten bütün anlaşmaları da imza altına aldılar. Bunun da işletilebilmesi için bir siyasi sürecin işletilmesi ve yol haritası var. Malum tıkanmış durumda. Bunun da önünün açılması yönünde bir beklenti olacaktır. Çünkü bu ilerletildiği takdirde İdlib meselesini daha rahatlık ve pratik olarak çözmek, hatta Fırat'ın doğusuna yönelik daha bir Rusya ile Türkiye'nin angaje olmasını kolaylaştıracak bir yol haritası olacaktır siyasi süreç. Ancak bu zorlu bir yol. Ama buna geçinceye kadar halledecek meselelerin arasında bu İdlib meselesinin bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bunda muhtemelen bir orta yol bulunacak veya statükonun korunması yönünde bir irade konulacaktır. Ama şu bir gerçek, PKK ve PYD Fırat'ın doğusunda çok ciddi anlamda Türkiye'nin bekasını tehdit ederken Münbiç ve Tergufat'ta PKK ve PYD burada varlığını sürdürürken dolayısıyla Rusya ile olan ilişkilerin düzenlenmesinde bu faktör olumsuz bir etkisi var. Bunu ortadan kaldıracak yönünde bir yol haritası veya bir çerçevenin çizilmesine ihtiyaç var. Muhtemelen bunun çizilmesi yönünde de görüşmeler derinleştirilecektir. Ortak açıklama olmayacak, doğru. Ama burada bir imza altına alınacak bir belge de olmayacak, doğru. O zaman ne olacak burada? O zaman liderler seviyesinde bu sahada yapılması gereken önümüzdeki geleceği beklentileri çerçeve sözleşmesi, çerçeve anlaşması mutabakata varılacak. İmza altına alınacak. Mutabakat üzerinden tekrar önümüzdeki günlerde alt seviyede teknik çalışmalarla Suriye sahasında Suriye ile birlikte belki de Rusya, yani Rusya-Türkiye birlikteliğine de Suriye'nin de entegre olabileceği bir düzenleme ile ilgili bir yol haritası belirlenmesi yönünde bir irade ortaya çıkabilir. Muhtemelen Rusya'nın da beklentisi bu yönde. Yani bunu önümüzdeki günlerde bir başka görüşme trafiğine de bu görüşmeden sonra, ana görüşmeden sonra evrileceğini düşünüyorum. Belki Rusya'nın şöyle bir teklifi olabilir. Buradaki istikrarsızlığın özellikle İdlib sahasındaki tehdidin ortadan kaldırılması ve daha iyi ileriye dönük görüşmeleri sağlıklı bir zeminde yürütebilmek adına İdlib sahasında düzenlemeler olmasını Rusya isteyebilir. Ne olabilir bu? Bir, hedef Sarıyer'in ile çekilmesi birlikleri. Arkadaşlar yayına bir yerden ses geliyor. Nereden geldiğini tam anlayamamakla birlikte yayının düzenini biraz bozuyor. Evet. Tamam, şimdi düzeldi Rusya zannediyorum. Buyurun. Evet. Rusya ve Suriye'nin oradaki terör unsurlarına yönelik bir operasyon yapmasına Türkiye'nin alan açması veya fırsat sağlaması noktasında bir anlaşma olabilir. Çünkü oradaki terör unsurlarını kaldırmak sadece Türkiye'nin görevi değil. Öncelikle zaten Rusya'nın ve Suriye rejiminin birlikte, yani coğrafi alan onlara ait. Ama Türkiye'nin oradaki varlık sebebinden en önemlisi İdlib'de özellikle göçün önüne geçilmesi. Bir göç dalgasına Türkiye'nin maruz kalmaması. Orada askeri birlik, yoğun bir güç bulundurmasının nedeni de aynı zamanda Suriye'nin İdlib'e yönelik bir harekatında caydırıcı unsur olmak. Ama bunu da bir mutabakatla orada bir istikrar sağlayacak bir yol haritasını belirlemek lazım. Muhtemelen benim tahminim bu toplantıdan şu çıkacaktır. Bir, iki seçenek var masada. Bir, statükü, yani mevcut durumun muhafazası, statükonun muhafazası bir diğer ifadeyle. İki, M4 kuzeyine, M4'ün 6 kilometre kuzeyindeki o güvenlik kuşağının kuzeyine çekilmek ve Türkiye'nin o hatta bulunması ve Suriye ile birlikte Rusya'ya terör unsurlarına yönelik bir operasyon yapılması için alan açılması ve Türkiye'nin de buna fırsat sağlaması yönünde bir mutabakat çıkabilir. Ama bunun teknik detayları ayrıca ileriki günlerde teknik gruplarla bunun
detayı üzerinde çalışılabilir. Yani Soçi mutabakatının güncelleneceğini mi söylüyorsunuz? Evet, güncellenebilir. Hı hı. Yani zaten şimdi bunu çok daha fazla sürüncemede kalmasını Rusya istemiyor. Hı. Türkiye de istemiyor. Ama Türkiye çatışma da istemiyor. Yani orada yeni bir çatışma, geçtiğimiz 2020 yılındaki gibi bir çatışma evresine girilmesini de arzu etmiyor. Çünkü ilişkilerin düzenlenmesi açısından burada çatışmasız bir sürece geçilerek bir masada bu sorunun çözülmesi ve halledilmesi meselesinde Türkiye ağırlıklı bir bakışı var. Hı hı. Kaldı ki PKK ve PYD'nin önümüzdeki geleceğe dair siyasi süreçte, siyasi yol haritasında PKK-PYD'nin de Türkiye'ye tehdit olarak çıkarılması ve Şam rejimiyle diyalog içerisine alınması noktasında da Türkiye'nin beklentisi var. Yani Suriye'nin kendi egemenliği, bütünlüğü, toprak bütünlüğü içerisinde. Bunun halledilmesi gerekir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin tahakkümünden PKK-PYD'nin çıkarılması lazım. Fırat'ın doğusu Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünden çıkarılması gerekir. Türkiye, Rusya işbirliğini İdlib üzerinde sağlıklı bir şekilde geliştirebilirse, Fırat'ın doğusundaki Amerika'nın varlığını da tazyik eder. Onun oradan çıkarılmasını da kolaylaştırır. Ama Türkiye ve Rusya İdlib sahası üzerinde ve Suriye geneli üzerinde anlaşmazlığa eğer bu toplantıda evrilir, böyle bir imaj ortaya çıkarsa bundan Amerika istifade eder. Dolayısıyla buna fırsat kapısını açmamak hem Rusya'nın beklentisidir hem Türkiye'nin beklentisidir. Dolayısıyla bu toplantıda ben Türkiye'nin önerisi mevcut statükonun muhafazası olacaktır. Rusya'nın önerisi de M4'ün kuzeyine çekilme teklifi olacaktır. Oradaki terör unsurlarının ortadan kaldırılması yönünde bir irade ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Peki bir ay sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Başkanı Biden'ın yapacağı birebir görüşmede sizce burada alınan kararlar nasıl yansıyacak? Yani şimdi tabii burada alınacak kararlardan Biden'a açık kaynakların dışında bir bilgi aktarılacağını ben düşünmüyorum. Türkiye tarafında. Yani Türkiye Biden-Erdoğan görüşmesinde, yani G20 zirvesinde veya iklim zirvesinde daha sonra dün Sayın İbrahim Kalın ikisinden birisi gibi bir ifadesi oldu. Bu görüşmede Türkiye artık tavrını net olarak ortaya koyacaktır. Yani müttefik miyiz, değil miyiz? Ne kadar, hangi alanlarda birlikte hareket edeceğiz? Bunun şeffaflığını isteyecektir Türkiye. Ne? Bunlar konuşuldu biliyorsunuz. F-35 meselesi, S-400 noktasına nasıl gelindiği biliniyor. Bunlar defalarca konuşuldu. Paramızı verdik, uçağımızı alamıyoruz Seda Hanım. Böyle bir şey olabilir mi? Yani 1.4 milyar dolar para var orada. Uçaklarımızı da alamıyoruz, paramızı da alamıyoruz. Şimdi bu nasıl bir müttefiklik? Aynı şekilde yani bunların konuşulması lazım. PKK-PYD 177 milyar dolar para 2022 bütçesinde ayırıyorsunuz. Müttefikimiz diyorsunuz. Türkiye müttefikiniz nasıl olmuyor? Yani Suriye sahasında veya Orta Doğu sahasında biz müttefik miyiz, değil miyiz? Değiliz onlara göre. Siz PKK-PYD'yi destekliyorsunuz, karşınıza Türkiye'yi alıyorsunuz. Ya bunların açık açık Biden'la konuşulacak. Bunlar Brüksel'de konuşuldu Seda Hanım. Bunların farklı ne konuşulacak derseniz, bence aynı şeyler konuşulacak. Yani Amerika ile ilişkilerimiz yaralı bereli hale gelmiş. Bütün alanlarda anlaşamıyoruz, birçok sahada. Türkiye batıya dönüktür yüzü daima. Biz batıya entegre olmak istiyoruz. Ama aynı zamanda biz komşularımız olan Rusya ile de, uzak komşumuz olan Çin'le de ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Yani Türkiye'nin jeopolitik konumlanması bunu dikte ediyor. Kafkasya'nın hemen dibindeyiz ama hemen Avrupa'nın da dibindeyiz. Yani Orta Doğu'da sınırız. Rusya ile sınırız. Şimdi biz böyle bir ülkenin jeopolitik pozisyonu, coğrafyası bize çok yönlü, çoklu ittifakların kapısını açıyor. Türkiye'nin de buna hakkı var. Yani buna kimse çıkıp engelleme hakkı da yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin emredici, emrivakip tavırlarını ortadan kaldırması. Yani Türkiye'nin kendi güvenliğini ve egemenliğini için
öncelediği hususlarda Türkiye'ye hak vermesi ve müttefik olmanın gereğini yerine getirmesini Türkiye bekliyor. Bunu söyleyecektir bu toplantıda, konuşmada, G20 zirvesinde bunlar öne çıkacaktır diye değerlendiriyorum. Sayın Atabay, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Tekrar görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay yayınımızdaydı. Birazdan Emekli Kurmay Albay İhsan Sefa yayınımıza katılacak ve dakikalar sonra Seda Akgüz'ü yayınımıza alacağız. Soçi'deki son gelişmeleri aktaracak. Seda Akgüz hazır olana kadar ben Kıvanç Özdal'a dönmek istiyorum. Soçi'nin en önemli gündem maddelerinden biri İdlib diyoruz. Biraz İdlib'i irdelemek gerekiyor. Burada izleyicilerimize aktarmak gerekiyor. Şimdi Türkiye ve Rusya arasında 2018'de 2019'da pek çok kez İdlib konusu görüşüldü. Mütabakatlar imzalandı. Ancak bu görüşmelerde alınan kararlar sahaya yansımadı. Neden? Sahaya yansımadığı bir sır değil bir kere. Aylardan beri Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov zaten İdlib'de yol alınması gerektiğini belirtiyordu. Sayın Çavuşoğlu da İdlib konusu açıldığında o da İdlib'le ilgili Türkiye'nin rahatsızlıklarını dile getiriyordu. Türkiye'nin tezi İdlib'le ilgili olarak şu: Suriye kendi ülkesi, kendi toprakları olan İdlib'e müdahale ettiği zaman buradaki grupların Türkiye'ye göç edeceği ve Sayın Akar da geçtiğimiz gün bunu açıkladı zaten. Türkiye yeni bir göç dalgasını kaldıramaz dedi Milli Savunma Bakanı Akar. İzninizle sizi bölmek istiyorum. Buyurun. Seda Akgüz de sıcak gelişmeler. Seda'yı bekletmeyelim. Evet, kendisi Soçi'den bize bildirecek. Seda Akgüz, iki liderin görüşmesi başladı. Sıcak gelişmeler neler, seni dinleyelim. Seda Hanım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki kritik zirvede 2 saati geride bıraktık. Görüşme saatler 13.25'i gösterdiğinde başladı ve şu dakikalarda devam ediyor. Görüşmeye ilişkin de aslında görüntüler de düştü, fotoğraflar da ekranlarımıza geliyor. Tabii görüşme hemen başlar başlamaz iki liderin de kısa bir açıklaması oldu. Açıklamalardan aslında izleyicilerimize hemen aktaralım. Öncelikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye ilişkin mesajları vardı. İki ülkenin bölgedeki önemine dikkat çekti ve Suriye ile ilgili attığımız adımlar büyük önem arz ediyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk-Rus ilişkilerine bağlı olduğunu söyledi. Atılacak bu adımların. Yine Rus lider Vladimir Putin'in de değerlendirmeleri oldu. Ekonomiye ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu Vladimir Putin. Türkiye'nin Rusya'ya, Rusya'nın da Türkiye'ye yaptığı bazı yatırımlar olduğunu ve dev projelerinde devam edeceğini söyledi. İki saati geride bıraktığımızı söyledik. Tabii masada en başta, en önemli kritik gündem İdlib olacak. İdlib'e ilişkin tabii yetkililerden aslında aldığımız bazı bilgiler vardı. Bu bilgileri izleyicilerimize aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede Tahrirfat ve Münbiç'te PKK varlığına dikkat çekerek terör örgütünün bölgedeki varlığına son verilmesi talebini iletecek yine Rus lidere ve iki mutabakatın imzalandığını biliyoruz tabii. Biri 2018 yılında, biri 2020 yılında. Bu iki mutabakatın uygulanması, sahada uygulanması noktasında bazı sorunların yaşandığını biliyoruz. Bazı krizlerin yaşandığını biliyoruz. Bu noktada tabii mutabakatların eksiksiz bir şekilde son 5 Mart 2020'de imzalanan mutabakatında eksiksiz bir şekilde sahada uygulanması konusunda yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı talepleri gündeme getireceğini söyleyelim. Tabii bu kritik görüşme 14 Eylül'de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la yapılan o görüşmenin ardından yapılıyor. Rus lider Moskova'da ağırlamıştı Beşar Esad'ı. Yine oradaki görüşmede de gündem İdlib'ti. İdlib'de yaşanan gelişmelerdi. 12 gözlem noktamız bulunuyor İdlib'de. Bu gözlem noktalarında herhangi bir değişiklik olacak mı ya da bölgedeki saldırıların nasıl önleneceği ve uzun süredir Türk-Rus askerleri ortak devriyelerini yapamıyorlardı saldırılara karşı. İşte bölgede hangi adımlar atılacak? Bu tüm kritik başlıklarla iki liderin görüşmesi şu dakikalarda devam ediyor. Tabii görüşmede sadece İdlib olmayacak. Yine ikili ilişkiler de ele alınacak. Özellikle savunma ve ekonomi alanlarında bundan sonra Türkiye ve Rusya'nın atacağı adımlarda Rus liderle görüşülmüş olacak. Bugün Kremlin'den de bir açıklama gelmişti. Kremlin sözcüsü Peskov da Kırım konusunda bir görüşme yapılmayacağını söyledi. İkili görüşme devam ediyor. Heyetler arası görüşme olmayacak. Görüşme sonrasında da bir
ortak mutabakat metni açıklanmasını bekliyoruz. Gelişmeler oldukça da aktarmaya devam edeceğiz Seda Hanım. Seda Küz, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sıcak gelişmeleri Seda Küz'den almaya devam edeceğiz. Ortak metin ve mutabık kalınan metin üzerine de yayınımızda denk geldiği takdirde konuşacağız. Kıvanç Özdal İdlib konusu önemli demiştik. Mutabakatlar neden sahaya yansımadı, sonuç vermedi? Siz dinlemeye devam edelim. Şurada kalmıştık. Şimdi bizim Cumhurbaşkanlığından yapılan bir açıklama var Soçi'ye gidilmeden önce. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Tel Rifat ve Münbiç'teki PKK varlığına dikkat çekecek deniyor. Bu aslında Türkiye'nin Rusya'ya karşı, çünkü Rusya bize şunu söylüyor, diyor ki siz diyor yaptığınız mutabakatlarla ilgili İdlib'deki üzerinize düşenleri tam anlamıyla yerine getirmediniz diyor. Seda Küz'ün bağlantısından önce bunu konuşuyorduk. Sayın Lavrov bunu söylüyordu. Sayın Çavuşoğlu da İdlib'le ilgili açıklamalarda bu konuya değiniyordu. İdlib'e karşılık da Türkiye Cumhuriyeti Rusya'ya diyor ki ama siz diyor Tel Rifat ve Münbiç'teki PKK varlığını tam olarak sonlandırmadınız diyor. Bu 22 Ekim 2019'daki Soçi mutabakatıyla karara bağlanmıştı. Rusya burada YPG'yi, PKK'yı bölgeden süpürecekti. Türkiye'de bunun tam olarak gerçekleşmediğini söylüyor. Ancak burada baktığımızda bir de tabii ki Türkiye'nin tezi şu. Diyoruz ki biz Suriye devleti kendi ülkesinde İdlib'e bir operasyon yaptığı takdirde Türkiye'ye büyük bir göç akını olacak ve biz bu göçle karşılaşmak istemiyoruz. Geçtiğimiz gün Bakan Akar'ın da açıklaması bu yöndeydi. Ancak baktığımızda şimdi şöyle bir nokta var İdlib'le ilgili. Birçok sayıda mutabakat yapıldı. Yani 2019 mutabakatından önce 2018 mutabakatı var. Sonra 5 Mart 2020'de ek mutabakat yapıldı İdlib'de gerginliği azaltma mutabakatına. Şimdi buralara baktığımız zaman Türkiye'nin söylediği şey şu, buradaki herkes kökten dinci fundamentalist terör örgütü değildir. Burada insanlar da yaşamaktadır. Biz bu insanları orada koruyoruz diyor. Ama Rusya'da şunu diyor, o halde diyor siz teröristlerle masum sivilleri birbirinden ayırın ki Suriye devleti de operasyon yapsın. Sanırım İdlib konusunda tıkanılan nokta bu. Yani terörist ve sivil ayrımı mutabakatlarda karara bağlanmış olmasına rağmen tam olarak yapılamıyor. Tahminimiz o ki Rus lider Putin esas bu konuyu gündeme getirecek. Çünkü ortada bir yapılmış mutabakatlar serisi var. Ancak İdlib'i sahaya baktığımız zaman orada işlerin pek böyle yürümediğini, mutabakatlara dayanarak bu maddelerin fiiliyata geçirilmediğini görüyoruz. Esas İdlib'deki tıkanma noktası bu. Ancak İdlib'de bir tıkanma noktası yaşanınca bu sefer dış politikada da pek çok farklı nokta tıkanmaya gidiyor. Şimdi söylediğimiz gibi orada bir YPG varlığı var, PKK'nın varlığı var. Ve biz aslında kaç sene oldu artık? 2 sene mi oldu? 2 yıldan bu yana biz aslında Fırat'ın doğusuna bir operasyon yapmak istiyoruz. Ancak bunu bir türlü yapamadık. Şimdi İdlib çözülürse bizim bu konuda elimiz de rahatlayacaktır. Ayrıca izleyicilerimize de hatırlatalım. Biz bütün bu mutabakatlarda Suriye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız ifadesini kullanıyoruz. İdlib'in de sonuçta Suriye topraklarında yer aldığını unutmamamız gerekiyor. Bunu da söyleyebiliriz. Emekli Kurmay Albay İhsan Sefa da bu arada yayınımıza katıldı. Sayın Sefa, hoş geldiniz diyelim öncelikle. Efendim, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Size döneceğim ama önce Sayın Barış Adıbelli'ye sorumu yöneltmek istiyorum. İdlib sahasıyla ilgili konuşmaya biraz daha devam etmemiz gerekiyor bence ki buradaki düğümün çözülmesi Suriye'nin toprak bütünlüğü ve geleceği için oldukça belirleyici olacak. Hem Türkiye'nin hem Suriye'nin hem Rusya'nın burada atacağı adımlar oldukça belirleyici. Sayın Adıbelli, Rusya'nın ve Türkiye'nin tezleri bu toplantıda sizce örtüşecek mi? Eğer Rusya ve Türkiye bu toplantıda İdlib konusunda bir yol haritası konusunda mutabık kalırsa, netleşirse bu Suriye'nin bütününe nasıl yansır sizce? Şimdi örtüşecek mi? Örtüştürülmeye çalışılacak. Yani örtüştüğü kadarıyla artık bir noktada anlaşılacak. Çünkü her iki tarafında farklı tezleri var ve
bu toplantıda baş başa görüşmede her iki taraf da kendi tezini savunacak, karşı tarafı ikna etmeye çalışacak. Şimdi görüşmeden önce zaten Sergey Lavrov zaman zaman dile getirdi. İşte Türkiye dedi, İdlib'deki kendine düşen bir takım yükümlülükler konusunda dedi, ağırdan alıyor dedi. Yine Türk tarafı Rusya tarafına, onda kendi düşen sorumluluklarını yapmıştı. Biraz önce bahsettiniz, Münbiç, Tel Rifat, buralarda giderek yeniden PKK'nın varlığının artması ve buralardan saldırılar gerçekleştirmesi meselesi var. Burada aslında mesele dönüyor, dolaşıyor, şu noktaya geliyor. Artık Suriye'de yeni bir aşamanın, safhanın başlaması gerekiyor. Bu noktada herhalde sorulması gereken soru şu: Türkiye Esad yönetimiyle masaya oturacak mı? Aslında mesele bu. Bir noktada da burada da bir tıkanıklık var. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın son açıklaması, güneyimizde dedi, Suriye rejiminin oluşturduğu bir tehdit var dedi ve bu bağlamda Rusya'yla muhatap olacağız, Rusya'yla görüşeceğiz diyor. Yani Türkiye bu noktada hala çözüm adresi olarak Rusya'yı gördüğünü anlıyoruz. Şimdi tabii bu noktada tabii mesele İdlib'de çözülebilir mi? Çünkü sahada da Suriye var, İran var. Tabii bu süreçte şu anda İran yok gördüğümüz kadarıyla. Tabii İran'la da bir üçlü toplantı yapılır mı ileride? O da önemli, tamamlayıcı. Ancak bugün buradan Rus tarafından gelen haberlere göre yani çok büyük bir gelişme beklenmemesi yönünde, ama burada en azından Türkiye kendi hassasiyetini, Rusya da kendi hassasiyetini buradan belirtecek. Önümüzdeki günlerde, biraz önce Ünal Atalay komutanım hani gayet güzel açıkladı. Bunun tabii bugünkü mesele biraz daha bir giriş niteliğinde, esas tartışma veya görüşmeler teknik alt komitelerde, gruplarda yapılacak. Önümüzdeki günlerde belki daha da net bir şekilde sonuç çıkar. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler kürsüsünden verdiği mesajda, yani Suriye'de artık böyle devam etmez, bir 10 yıl, 20 yıl daha Suriye bu şekilde gitmez deniyor. Şimdi demek ki burada yeni bir yöntem artık benimsenmesi gerekiyor. Bir diğer husus da şu İdlib meselesinde, Amerika meselesi. Türkiye'nin aslında esas rahatsızlığı şu. Yani Rusya diyor ki, bizim gibi siz de Amerika'ya, en azından Suriye'de Amerika'ya karşı bir çıkış yapın. Birlikte hatta bunu yapalım. Amerika'nın burada teröre verdiği desteği birlikte engelleyelim. Yani hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanı gene günler öncesinden Amerika'nın muhakkak Suriye'yi de terk etmesi gerektiğini, Afganistan'dan sonra Suriye'den de çıkması gerektiğini vurguladı. Ve bu bağlamda Türkiye'nin bu noktada da ben Rusya üzerinde biraz baskı oluşturacağını, bu Soçi görüşmelerinde bu noktaya da ağırlık vereceğini düşünüyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri konusunda da birlikte adım atalım teklifi, ki bunu her görüşmede zaten söylüyor. Ama Rusya Fırat'ın doğusuna yönelik ne tek başına ne de Esad yönetimiyle pek fazla bir icraat yapmıyor herhalde. Öncelikle kontrol ettikleri bölgedeki terörü bitirme adına hareket edecekler, ama en azından söylemsel olarak ara ara açıklamalar yapsalar, bence Türkiye'nin de bu tepkilerinin bir nebze inmesinde de neden olabilir diye düşünüyorum. Ama burada Amerika kilit nokta. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nde kolay kolay çıkacağını düşünmüyorum. Onun için de bir 20 yıl bekleyeceğiz, aynı Afganistan'da olduğu gibi. Çünkü aynı Afganistan'da yaptıklarını burada da yapıyor. 5-10 yıl içinde yanlış yaptığını burada da anlayacak. Terk edecek. O da bizim 20 yılımız zamanı. Sayın Adıbelli, doğru adımlar atılırsa, doğru işbirlikleri kurulursa bir 20 yıl beklememize gerek kalmayabilir belki de. Ama işte bakın, doğru adımlar, doğru işbirlikleri tam yapıldı derken pürüzler çıkıyor. Bakın işte biraz önce Sayın Kıvanç Özdal söyledi. Yani birçok mutabakat yapıldı, anlaşma yapıldı. Ama her noktada dönüyoruz, dolaşıyoruz. İşte Sayın Ünal Atabay da söyledi, aynı şeyleri teyit edip devam ediyoruz. Dolayısıyla buradaki anlaşmazlıkları bir tarafa bırakıp anlaşabildiğimiz asgari müşterekler üzerinden devam etmemiz gerekiyor. Ama burada sanki bir yer kapmacı oyunu oynanıyor. Yani sen o mevziyi boşalt, ben geçeyim. İşte biraz önce yine Ünal Atabay komutan dedi, M4'ün kuzeyine çekil. Dolayısıyla yani bunu bırakıp artık Suriye'nin geleceğine yönelik. Çünkü burada Rusya'dan daha önemli, bizim doğrudan ulusal güvenliğimize yönelik bir tehdit ve risk içeriyor bölge. Dolayısıyla burada ya Amerika Birleşik Devletleri'ni bu sürece dahil edeceksiniz veya Amerika Birleşik Devletleri tamamen bu bölgeden tasfiye edeceksiniz. Yani onun için burada Rusya önemli bir faktör. Fakat Rusya hem Amerika ile dengeyi korumaya çalışıyor, hem de Türkiye ile dengeyi korumaya
çalışıyor gibi gözüküyor. Şu ihtimal, şu ortam içerisinde böyle bir ihtimal var önümüzde. Hı hı. Teşekkür ediyoruz. Ben hemen Sayın İhsan Sefa'ya dönmek istiyorum. Şimdi biraz İdlib sahasına da bakmak gerekiyor aslında. Türkiye ve Rusya'nın güçlü işbirliği mesajları vermesi sahaya baktığımızda da önem kazanıyor. Çünkü provokasyona oldukça açık bir sahadan bahsediyoruz. Ve biraz önce Sayın Adıbelli'ye sorduğum soru aslında şu anlamda önemliydi. Türkiye'nin atmadığı her adım Amerika'nın ekmeğine yağ sürecek bir pozisyonda. Şu an sıcak çatışmaların yaşandığı bir sahadan bahsediyoruz ve olası bir kışkırtmada Türkiye ve Rusya'yı karşı karşıya getirmek isteyen bir Amerika Birleşik Devletleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği terör örgütlerinin olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Sayın Sefa, İdlib sahasındaki gerginlik artarsa eğer bu Suriye'de nelere mal olur Türkiye'ye sizce? Tabii gönlümüz bu gerginliğin artmasını istemez. Ama ben pek artacağına ihtimal vermiyorum. Çünkü gerginliğin artması hem Suriye'nin zararına, hem Türkiye'nin zararına, hem de Suriye'nin hamisi olarak orada bulunan Rusya'nın zararına olacaktır. Gerginliğin artması sadece Amerika'ya yarar. Dolayısıyla aklı salim düşünceyle bu ülkelerin liderleri de bunu görüyorlardır. Ve gerginliği artırmamak için de ellerinden geleni yapacaklardır. Ben bugün yapılan görüşmelerde gerginliği artırıcı değil, azaltıcı tedbirler üzerinde durulacağı ve bir ortak yol bulunacağı düşüncesindeyim. Peki bu görüşmelerin ana gündem maddesini İdlib olarak söyledik. Şimdi İdlib üzerine konuşuyoruz. Türkiye ve Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin beslediği terör örgütlerine karşı ortak bir tavır adına neler konuşacak sizce? Biraz daha sahayı çok ayrıntılı bildiğiniz için sizden açıkça sahayı dinlemek istiyorum. Şimdi efendim bakın sahada kimler var? Sahada Türkiye'nin desteklediği Suriye'nin muhalifleri var. Sahada PKK-YPG grupları var. Sahada Haşdi Şabi grupları var. Şimdi bütün bu ortam içerisinde Türkiye haklı olarak diyor ki bakın Suriye İdlib'i ele geçirmeye çalışıyor. Kendi toprağı nihayetinde. Oradaki terörü temizlemek, oradaki bütün ne var ne yoksa silip süpürmek istiyor. Tabii İdlib'de ağır olarak kim var? Suriye'nin karşıt grubu. Demeyeyim de Suriye'nin kendi insanı ama muhalif karşıtları. Ve muhalif karşıtlara da Türkiye'de destek veriyor. Şimdi muhalif karşıtlara karşı Suriye'nin yaptığı bir harekatta oradaki sıkışan gruplar ne yapacak? Türkiye'ye gelecek. Türkiye'ye yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalacak. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı bu. Buradaki sıkıntısı bu. İşte Türkiye bunu önlemeye çalışıyor. Tabii esasında bütün bunların tek çözümü var. Tek çözümü var. Bu nedir? Aklı salim herkesin aklından geçer. Suriye, Türkiye, az önce konuşmacı arkadaşımız Hazretler masaya oturacaklar, anlaşacaklar. Evet, Türkiye'nin destek verdiği gruplar vardı. O destek verdiği gruplara muhalif gruplara bir af çıkartılır. Bu af Rusya'nın, Türkiye'nin kontrolünü takip edilir. Ve bu afın sonunda da Suriye ordusu bir taraftan, Türkiye bir taraftan girdiği zaman Suriye'nin içine orada terör mörü bir şey kalmaz. Temizlenir, çeker gider. Esas da tabii bütün bunların yapılması önleyen kim? Bütün bunların yapılmasını bir araya gelmesi önleyen kim? Oradaki çıkar sahibi Amerika. Terör gruplarını destekliyor. Onu ona kırdırıyor, bunu buna kırdırıyor. Bugün destek veriyor terör grubuna, yarın sırtını öbürüne destek veriyor. Yani burada çözüm, kesin katli çözüm, yani kangren kesip atmak gibi çözüm. Rusya ile Türkiye ve Rusya'nın, Suriye'nin oturup masada anlaşması. Bunun tek çözümü ama burada anlaşılamıyor. Bir türlü burada bir yere gelinemiyor. Peki ikinci çözüm ne olur? İkinci alternatif ne olur? O halde Türkiye'nin hep savunduğu işte bir anayasa olsun, muhaliflerin de içine katıldığı, müşterek bir anayasa olsun, bu anayasaya göre de bir yeni bir düzen oluşturursun, ondan sonra bir seçim yapılsın, muhalifleri seçime girilsin, seçimi kazan, cumhurbaşkanı olsun vesaire. Bu iki yöntem çözüm. Ha, bu da olur mu? Olur. Ama bu biraz zor olur. Bu biraz daha uğraşmalı, meşakkatli bir şeydir. Suriye'nin şu anda tam kendi anayasası var, kendi bir rejim var. Yani oraya biz devlet mi kuracağız yani? Bize mi kaldı devlet kurmak, devlet kurmak? Biz yanlış yapıyoruz. Bir inattır gidiyor. Suriye'yle bu oyuna didişiyoruz. Nedir bu anlamadım. Karşımızda bir Amerika var. Onları destekleyen, Suriye terörü destekleyen bir Amerika var. Buna karşı yapacak en büyük tepki
tepki ve en büyük kazanacak zaferin kısa yolu da Suriye, Türkiye, Rusya'nın bölgede oturup anlaşması ve Esad'la bir araya gelmemiz. Ailece bu kadar. Teşekkürler Sayın Sefer. Sayın Adıbeyli, size de hemen şu soruyu sormak istiyorum. Şimdi bu görüşme önemli. Bu görüşmeden günler önce 14 Eylül'de de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye lideri Beşar Esad bir araya geldi. O görüşmede konuşulanlar ayrıntılarıyla tabii ki bilinmiyor ama görüşmenin bu görüşmeye, Erdoğan görüşmesine yansıyacağını düşünüyor musunuz? Muhakkak yansıyacak. Tabii komutanım şimdi biraz önce çok ilginç bir ifadede bulundu. Devlet içinde devlet kurmak. Her şeye rağmen Putin meşru olarak Suriye lideri, Suriye devleti ve liderini işte hem ağırlıyor hem görüşüyor. Geçen hafta Birleşmiş Milletler toplantısında da Suriye adına temsilci çıktı, konuştu. Bu da demek ki neyi gösteriyor? Uluslararası toplum da şu anda Esad yönetimini meşru olarak görüyor. Yani orada meşru bir devlet var. Dolayısıyla şimdi giderek bu meşruiyet zemininde Suriye'nin daha da yeniden güç kazandığını görüyoruz. İşte ben Beşar Esad'ın Moskova'da Putin'le yaptığı temasların bir noktada da böyle değerlendiriyorum. Tam da Birleşmiş Milletler toplantısı süreci içerisinde. Tabii burada konuşulan, görüşülen kimi görüşler bugün Soçi'de masaya gelecek. Yani burada konuşulacak. Ancak yine ben aynı noktaya geliyorum. Türkiye'nin bence en önemli noktada atması gereken adım, burada acaba Esad yönetimini biz bundan sonra muhatap alacak mıyız, almayacak mıyız? Çünkü Türkiye hala seçimlerden bahsediyor. Birleşmiş Milletler nezdinde bir seçimin yapılması, yönetimin yenilenmesi. Dolayısıyla şimdi Türkiye'nin bambaşka bir gündemi var. Bakın onu da görmek gerekiyor. Yani şimdi bunu görmeden sadece Soçi üzerinden bir açıklama veya okuma yaptığımız zaman bu yine eksik kalacak. Hocam burada herhalde önümüzdeki günlerde belki daha da netleşecek. Sorulması gereken ana sorun, Türkiye artık bu noktadan sonra Esad yönetimini muhatap olarak kabul edecek mi, masaya oturacak mı? Şimdi son noktaya, son dakikaya kadar Türkiye'nin açıklamaları halen Suriye meselesinde ana muhatabımız, çözüm adresi Rusya olarak gösteriliyor. Yani onun için bir an önce sahada ne yapmak istediğimize de karar verelim. Çünkü bu İdlib meselesi, evet bugün bir müzakere yapılır, tekrar bu gerginliği düşürürsünüz. Bir ay sonra, üç ay sonra o aynı gerginlik devam eder. Çünkü gerginliği oluşturan dinamikleri ortadan kaldırma gibi bir adım atmıyoruz. Yani artık oradaki muhalifleri, ılımlı muhalifleri biz terör örgütlerinden ayıracağımız konusunda bir taahhüdümüz vardı. Belki bundan sonra sahada bunu yapacağız. Daha güvenlikli bir hale getireceğiz. Ama bu yönde eğer yine adım atılmazsa, yine aynı şekilde Rusya ve Türkiye oldukları yerde saymaya devam ederlerse biz bu Soçi benzeri görüşmeleri 3 ayda bir maalesef seyredeceğiz. Şimdi demek ki eski zihniyet, yani şu ana kadar sürdürdüğümüz politikada da bir takım değişiklikler yapmamız lazım. Ancak unutmayalım ki Suriye'deki bu muhalif hareketin oluşmasında Amerika Birleşik Devletleri'nin rolü büyük. Eğit Donat'ı unutmayalım. Şimdi dolayısıyla sahada Amerika Birleşik Devletleri'nin de zamanında katkısı var. Bugün o katkıyı farklı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Bilmiyorum, belki ileride konuşacağız. Bir IŞİD meselesi var değil mi? DAEŞ meselesi sahada ne olduğu belli değil. Bir anda çıktı, bir anda kayboldu. Şu anda biz onun izlerini nerede görüyoruz? Afganistan'da görüyoruz. Dolayısıyla burada Amerika Birleşik Devletleri radikal grupları, terör örgütlerini devşirerek, burada kendine yeni kara gücü yetiştirerek buradaki sahadaki deneyimi kazanan militanlarını dünyanın dört bir yanına göndermeye başladı. İşte en önemli nokta Afganistan. Yani Afganistan şey yapmayalım, ben Suriye'den ayrı tutmuyorum. Hepsi birbiriyle bağlantı ve Amerika'nın yeni stratejisinin hepsi bir uzantısı, bir silahı. Dolayısıyla bu noktada biz Suriye ile Rusya ile bu meseleyi çözsek bile Suriye'nin üçte biri hala Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde. Yani Fırat'ın doğusu orada Amerika'nın elinde ve orada Amerika Birleşik Devletleri terör örgütleriyle bir ulus inşası içerisinde bir devlet inşa ediyor. Bir terör devleti inşa ediyor. Dolayısıyla bu noktadan baktığımız zaman sadece İdlib meselesini çözerek bunu biz barışa ulaşamayacağız. Yani bunun ilk adımı. İdlib'in Fırat'ın doğusundan bağımsız düşünmek zaten mümkün de gözükmüyor bu tabloda. Tabii, mümkün değil. Ondan sonra esas bence bizim için macera başlayacak. Rusya için, Türkiye için. Esas süreç ondan sonra başlayacak. Bir de Fırat'ın doğusunu halletmek gerekiyor ve bütün bir Suriye'yi ortaya koymak lazım.
daha çok işimiz var. Ben onu söyleyeyim. Yani kötümser değilim ama önümüzde çok daha işler var gibi gözüküyor. Fırat'ın doğusunda konuşmak istiyorum ama çok kısa bir reklam aramız var. Reklam arasının ardından kaldığımız yerden günlüğe devam edeceğiz. Günlüğe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi devam ediyor. Saatler sonra iki liderin ortak açıklama yapması da bekleniyor. Şimdi yayınımızda Sayın Barış Adıbelli, Sayın İhsan Sefa, Sayın Kıvanç Özdal vardı. Yeni bir konuğumuz daha var. Emekli Büyükelçi Sayın Onur Öymen de bizlerle birlikte. Sayın Öymen hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, görüşmeler devam ederken biz de sahayı değerlendirmeye devam ediyoruz. Görüşmenin önemini biraz da sizden dinlemek istiyorum. Aslında biraz daha bütüncül de bakabiliriz olaya. Türkiye-Rusya işbirliği uluslararası arenada büyük önem arz ediyor. Özellikle Karabağ zaferi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de görüşme öncesinde vurguladığı bir zaferdi. Ve sadece Suriye değil Libya'ya kadar bu işbirliğinin güçlendirilmesini konuşacaklarını vurgulamıştı. Burada ekonomik işbirliği de önemli. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok korktuğu iki ülkenin bir araya gelmesi, güçlenmesi ve varlığını bölgede hissettirmesi. Siz neler söylersiniz? Ben şimdi söylenecek şu, Türkiye ile Rusya bazı konularda yakın işbirliği yapıyor hakikaten. Ekonomik konularda, işte nükleer enerji konusunda, efendim doğalgaz boru hatları konusunda vesaire. Suriye ile ilgili de yakın bir işbirliği oluştu. Fakat bu demek değildir ki Türkiye ile Rusya her zaman her konuda görüş birliği içindedir. İki ayrı, iki bağımsız ülkedir. Farklı görüşleri olmasını da doğal karşılamak lazım. Mesela Kırım konusunda Türkiye Rusya'dan farklı bir konu düşünüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması konusunda da Rusya Türkiye'den farklı düşünüyor. Yani bunlara bakarak her konuda mutabık değilsek o zaman mesela Suriye konusunda da işbirliği yapamayız veya Libya konusunda işbirliği yapamayız demek de doğru değil. Onun için bu konuda her konuyu kendi boyutu içinde düşünmek lazım. Ve bu işi tabulaştırmamak lazım. Yani madem ki Rusya ile biz Suriye'de işbirliği ihtiyacı içindeyiz veya onlar ihtiyacı içinde, diğer konularda da birbirlerinin görüşüne olumlu bakmalıyız. Falan. Bunu demeye imkan yok. Yani biraz uluslararası ilişkilerin tabiatı böyle. Yadırgamayacaksınız farklı görüşte olduğunuz konuları. Rusya ile Türkiye arasında farklı görüşler var. 30 yıla yakın zaman dan beri Azerbaycan topraklarının %20'si Ermenistan tarafından işgal edildiğinde ve Rusya buna itiraz etmezken biz Rusya ile aynı görüşte miydik? O bakımdan bu boyutuyla işleri görmek lazım. Her boyutu, her meseleyi kendi boyutu içinde değerlendirmek lazım bence. Fakat esas itibariyle Türkiye ile Rusya arasında iyi ilişkiler sürdürülmesi bence iki ülkenin de menfaatinedir. Evet, şimdi S-400 meselesine de gelmek istiyorum ben açıkçası. Özellikle Amerika ile ilişkilerin gerilmesinde belirleyici unsurlardan biri de Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasıydı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan en son yaptığı açıklamada S-400 almaya devam edeceğiz dedi. Bu açıklamayı istinaden Amerika Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi ve uyarıyoruz dediler. Aslında bir şekilde tehdit ettiler. Bu açıklamayla beraber düşündüğümüzde Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün dedi ki biz attığımız adımlardan geri dönmeyeceğiz ifadelerini kullandılar. Bugün savunma işbirliği alanında da önemli adımlar atılması sizce beklentiler arasında mı Sayın Öymen? Şimdi daha resmi açıklama yapmadan iki taraf bir görüş bildirmek bu konuda doğru olmaz. Doğrusu nedir? Doğrusu şudur. Her ülkenin, Türkiye gibi ülkelerin stratejik önemi büyük olan ülkelerin ve sanayi potansiyeli, savunma sanayi potansiyeli yüksek olan ülkelerin kendi savunma sanayi sistemlerini kendilerinin geliştirmesidir. İsrail'in yaptığı gibi, Hindistan'ın yaptığı gibi. Yani İsrail bunu yapabiliyor da bundan 10-15 sene önce Türkiye yapamaz mı? Belli teknolojik yardım isteyebilirsiniz şu ülkeden, bu ülkeden. Bunlar mümkün. Ama Türkiye'nin bu konudaki potansiyelini hafife almamak lazım. Ben bunu 10 yıl önce mecliste söyledim. Daha bütün bu S-400'ler falan Patriotlar gündemde yokken dedim ki Türkiye gibi bir ülkenin hava alçak irtifa,
hava savunma sistemine sahip olması şarttır. Çünkü burada kural şu, komşularınızda saldırı silahları varsa sizde de savunma silahı olacak. Aksi takdirde büyük bir stratejik sıkıntı ortaya çıkabilir. O bakımdan hedef, ilk hedef kendinizin yapması. Kendiniz yapamıyorsunuz. O zaman mesela birlikte üretim formülleri var. Hindistan kendi başına da yaptı ama Hindistan da İsrail şimdi ortak bir proje üzerinde çalışıyorlar. Birlikte üretme bu Iron Dome sistemini. Şimdi buna benzer. Bu da olmadı. Bir ülkeden alacaksınız. Hangi ülkeden alacaksınız? Koşulları sizin talebinize en uygun olan ülkeden. Yani hiçbir şey yapamazsanız bu sistemden vazgeçmeyeceksiniz. Böyle bir sisteme sahip olmaktan. Bunun da yolu Türkiye'nin ihtiyaçlarına en uygun sistemi almak. Nerede var? Bakacaksınız işte Türkiye ihale açtı. Patriotları beğendiler bizim ilgili makamlar. Fakat Patriotları Amerika satmadı. Trump kendisi söyledi. Yani Obama yönetimini eleştirdi. Ya niye Türkiye'ye itiraz ediyorsunuz diyor. Siz Türkiye'ye satmayan sizsiniz. Amerikan yönetimi satmadı. Şimdi Türkiye'yi eleştiriyorsunuz. Başka ülkeden alıyor. Ne yapsaydı Türkiye? Amerika satmıyor. Rusya'dan da almasın. Çin'den de almasın. Nereden alsın? Yani değil mi? Bunun bir sorusunu doğru dürüst sormadığımız için hiçbir zaman hiçbir yerde bu konular hep havada kalıyor ve günlük polemiklere konu oluyor. Amerika bunu ilk dediği zaman diyeceksiniz ki yani sizin öneriniz Türkiye'nin bu hava savunma sistemine sahip olmamasıdır. Yani öyle bir sisteme ihtiyacımız var. Kendi imkanlarımızla üretemedik veya kısa vadede üretemeyeceğiz ama sizden almak istiyoruz. Bizden de alamazsınız, size vermiyoruz. O zaman başkasından alacağız. Hayır, ondan da almayın. Bunun bir mantığı var mı? O zaman Türkiye'yi bu sinahtan mahrum bırakmak istiyorsunuz. Bunun manası bu. Bunu söyleyeceksiniz. Hiç bu kadar tartışmaya gerek yok. Yani siz bize hava savunma sistemi almaktan mahrum mu bırakmak istiyorsunuz? Hayır, bırakmak istemiyoruz. O zaman satın bize. Hayır, satmıyoruz. Yani bu olacak şey değil. Yani o kadar haklı ki Türkiye bu konuda tartışmaya bile gerek yok. Patriotları niye vermediler bize? Efendim anlaşamadık müzakerelerde. Güzel. Ama yani bir sistemi almak istediğiniz zaman karşı tarafın dikte ettiği koşulları aynen kabul etmek zorunda mısınız? O zaman pazarlığın, müzakerenin ne anlamı kalır? İşte şunu veririz, bunu vermeyiz. Orada bir mutabakata varılabilirdi belki. Her neyse varılamamış. O zaman biz de başka bir yerden almaya kalkmışız. Şimdi burada sorulması gereken soru şu. Bizim Amerika'dan istediğimiz kolaylıkları, tavizleri, her neyse işbirliğini Rusya verdi mi S-400'leri? Yani diyelim ki yazılım mesela. Bizim için çok önemli. Yani yazılımda kim dost kim düşman bunu yüklüyorsunuz füzelere. Yani sizin düşman saydınız ama o füzeyi satan ülkenin dost saydığı bir ülke söz konusu olduğu zaman bu füzeyi ona karşı kullanabilecek misiniz? Mesela Patriot'ları aldık. Türkiye ile Yunanistan arasında çatışma çıktı. Yunanistan'a karşı kullanmanıza izin verecek mi Amerika? Karışmayacak mı? Veya yazılıma bunu kullanamayacağınıza dair bir şey mi koyacak? Bir madde mi koyacak? Buna benzer. Veya Türkiye Rusya'dan aldı S-400'leri. Suriye ile bir çatışma çıktı. Suriye'ye karşı bunları kullanmanıza izin veriyor mu, vermiyor mu? Bütün bunlar aslında bu boyutlarıyla tartışılması gereken konular. Bunlar hiç tartışılmadığı için Türkiye'de hep güncel boyutta medyalarda tartışılıyor. O ne dedi, bu ne dedi? İşte kime nasıl cevap verdik falan. Yani işin o boyutundan önemlisi, işin esası demin konuştuğumuz gibi. Şimdi ikinci kısım S-400'leri alacağız mı, almayacağız mı? Bunun için de demin sorduğumuz soruları bir kere daha sormak lazım. Yani almayalım Rusya'dan, başka yerden, nereden alalım? Yani efendim ihtiyacımız yok. O zaman zaten gündeme gelmemesi lazım. İkinci bölüm S-400'leri. Gündeme geldiğine göre Türkiye'nin ihtiyacı var. Türkiye'nin ihtiyacı varsa o zaman bunu kimden alacağız? Yani bu gibi konuları biraz bu boyutlarıyla tartışmak lazım ve günlük polemiklere de çok fazla kurban etmemek lazım bu gibi önemli milli konuları, stratejik konuları. Teşekkür ediyoruz. Sayın İhsan Sefa, size dönmek istiyorum. S-400'ler Türkiye için oldukça önemli. Rusya ile stratejik işbirliğini de geliştiren bir durum oldu ayrıca. Şimdi bu zaten S-400'ler ilk alındığında devamının gelip gelmeyeceği konuşulan bir konuyken devamının geleceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajından da anlıyoruz. S-400'ler neden önemli? Sizden dinleyelim biraz da. Amerika Birleşik Devletleri bu konuda neden bu kadar sert bir tutum alıyor? Sayın Büyükelçim zaten siyasi olarak siyasal gelişimini ve olması gerekenleri gayet net açık
belirlediler, açıkladılar. Ben tabii şunu söylemek istiyorum ilaveten asker olarak. Türkiye'nin savunma sistemine, orta uzun menzilli savunma sistemine ihtiyacı var. Biz bu ihtiyacı bir şekilde karşılamak zorundayız. Ve tabii ki Sayın Büyükelçim de buyurdukları gibi biz bunu karşılayacak yeri Rusya'dan bulduk. Daha önce hatta Çin'den böyle bir savunma sistemi anlaşması gündeme gelmişti. Ancak NATO Amerika karşı çıkınca vazgeçin. Bu defa Patriot de vermiyorsun sen bize. Biz ne yapacağız? Tabii ki Rusya ile bir anlaşma yapıldı. Esasında iki sistem bildiğim kadarıyla anlayacaktı. İki sistem dört bataryadan oluşuyordu. 2,5 milyar dolar gibi bir aleti vardı. Biz şimdilik bir sistem iki batarya almış olduk. Ve bunlar da eğitimler yapıldı. Atış hazırlığı getirdi. Geçen sene Samsun civarında deneme atışlar yapıldı. Şu anda harbi hazır durumdadır. Yani harbi hazır durumdadır şu anda. İstediğimiz yere nakledilir ve kullanılabilir. Zaten biz bunu alırken de NATO'ya dedik. Bu NATO'ya karşı değil. Biz NATO'nun müttefikiyiz. Bu bize karşı saldıracak bir düşmana karşı biz bunu kullanacağız. NATO bize saldırmayacağına göre siz niye gocunuyorsunuz? Ama esas onların gocunduğu başka bir şey. Yani Türkiye Rusya ile siyasi olarak S-400 sadece bir silah sistemi değil, bir siyasal işbirliğine girişiyor. Bir siyasal işbirliği NATO'yu rahatsız ediyor. Siyasal işbirliği tabii askeri işbirliği doğru yöneliyor. Bu onları çok derece rahatsız ediyor. Bütün sıkıntılar, rahatsızlıkları budur. İkinci parti, ikinci sistem için yazılım ve ortak üretim konusunda bildiğim kadarıyla tartışmalar sürüyor. Ama bir şekilde çözülecek ve Türkiye ikinci sistem S-400 bataryasını alacak. İkinci sistemle ortak üretim ve yazılım konusu milli olarak yapılacaktır yani. Şu andaki yazılımı konusunda şüphesiz biz yazılımdan müdahale edebiliyoruz ve takım şeyini yapabiliyoruz ama esas ikinci sistem yavaş yavaş milli ve üretimi de ortak yapılacağı için daha çok daha milli olacaktır diyebiliriz. Teşekkür ederim. Tabii ki buyurun, buyurun. Bizim kendi geliştirdiğimiz sistemler de var. Kısa ve orta irtifa hava son füzelerimiz gelişmeye başladı. Çok yakında belki 3-5 yıl içinde Türkiye belki de dışarıdan bir hava savunma sistemine ihtiyaç duymayacaklar. Eğer savunma sahnemiz bu hızla devam ederse çok değil birkaç yıl sonra Türkiye artık kendi savunma sistemlerinde geliştirmiş hale gelecektir diye arz ediyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi iki liderin görüşmesi dakikalar önce başladı, hatta saatler önce başladı. Soçi'de iki lider bir araya geldi. Görüşmenin bittiği ifade ediliyor. Şimdi Seda Küs hazır mı arkadaşlar? Birazdan Seda Küs hazır olacak. O zaman ben Sayın Adıbelli size dönmek istiyorum. Seda'ya da bağlanıp ayrıntıları alırız birazdan herhalde. Ortak açıklamanın da gelmesi bekleniyor. Biraz daha bütüncül ve geniş bir perspektiften bakabiliriz aslında. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'daki yenilgisine siz de işaret etmiştiniz biraz önce. Amerika Birleşik Devletleri şu an bir çıkmazda gibi gözüküyor. Gözlerde bir yandan Amerika'nın yenilgisiyle Suriye'ye çevrildi. Acaba Amerika'dan da Suriye'den de Amerika Birleşik Devletleri yine böyle çıkacak mı diye Amerika Birleşik Devletleri de kendisine bir strateji oluşturmaya başladı ki burada ana hedefin Çin olduğunu görüyoruz. Ama yanına yeni bir AUKUS ittifakı oluşturdu İngiltere'yi ve Avustralya'yı alarak ve burada sahada aslında daha farklı bir strateji izlemeye başladı da diyebiliriz. Siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi aslında biraz önce konuştuğumuz S-400 bile bununla bağlantılı. Yani evet. Amerika Birleşik Devletleri Çin'e hamle yaparken Çin'i yalnızlaştırarak, önce yalnızlaştırıp ondan sonra Çin üzerine hamle yapmayı tercih ediyoruz. Bu bağlamda Rusya'nın kuşatılması, hatta Rusya'nın boğulması işte ekonomik yaptırımlarla, çeşitli yaptırımlarla. S-400 meselesinde aslında Amerika'nın öfkesi bize, bizim boğmak istediğimiz Rusya'ya siz nefes alma imkanı verdiniz. Yani bu nihayetinde S-400'ün evet siyasi, askeri, güvenlik anlamında karşı şeyi olduğu gibi yani kazanımları olduğu gibi aynı zamanda ekonomik kazanımı da var. Dolayısıyla savunma alanındaki işbirliği evet bir işbirliği yapılıyor ama Rusya'ya aynı zamanda bir kazanç da elde ediyor. İşte bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye karşı olan kızgınlığının bir nedeni bu. Şimdi dolayısıyla Rusya'yı devre dışı bırakıp Çin'e yüklenmeyi hesaplayan, hedefleyen bir Amerika Birleşik Devletleri vardı. Fakat Rusya'yı bu şeyden ayıramadı. Bakın işte AUKUS'un kurulması tam o aşamada Şangay İşbirliği Örgütü'nün Duşanbe'deki zirvesi.
hemen hemen aynı tarihlere Sayın geldi. Sayın Atı Bey, sizi burada biraz bölebilir miyim lütfen? Seda Aküz'e bağlanalım hemen. Seda Aküz Soçi'de bizi bekliyor. Seda, seni dinliyoruz. Sedanlık iki lider arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki kritik zirve sona erdi. Saat 13.25'te başlamıştı ve saatler 16.10'u gösterdiğinde yaklaşık 3 saatlik bir görüşmenin ardından iki liderin görüşmesi sona erdi. 3 saat sürdüğünü söyleyelim. Tabii en önemli gündem başlığı İdlib'ti. İdlib'de yaşanan gelişmeler, bundan sonra bölgede atılacak adımlar iki lider tarafından değerlendirildi. İkili ilişkilerin de ele alındığını söyleyelim. Tabii şu an yeni bitti görüşme. Yaklaşık bir 5 dakika oluyor görüşme sona erdi. Bu görüşmenin ardından iki lider yemekte de bir araya gelecek. Heyetler de bu yemeğe katılacak. Ve aslında ortak bir açıklamanın yapılmayacağını söyleyelim ama anlaşmaya varılan konularda, bu hususlarda bir ortak metin bekleniyor şu dakikalarda ama buna ilişkin de henüz net bir bilgi gelmedi. Soçi'de bekleyişimizi devam ettiriyoruz Sedanlık. 3 saatlik görüşmenin sona erdiğini tekrar izleyicilerimize aktarmış olalım. Seda Aküz'e teşekkür ediyoruz. Soçi'deki görüşmeleri yakından takip ediyor. Görüşmenin sona erdiğini bildirdi. Birazdan ortak bir açıklama mı gelecek yoksa yazılı bir açıklama mı yapılacak? Hep birlikte izliyor olacağız. Sayın Adı Belli, kaldığımız yerden devam edelim lütfen. Evet, yani görüşmeler 3 saat sürmüş. Önceki görüşme 5 saat sürmüştü yanılmıyorsam. Daha önce 2020'deki biraz tabii saat farkı olmuş ama yine de uzun bir süre 3 saatte. Ki kaldı ki yemekte de bir araya gelinecek. Orada da muhtemelen bir takım meseleler konuşulacak. Evet, Şangay İşbirliği Örgütü de 17'sinde, 17 Eylül'de hemen 1-2 gün sonra toplandı. Ve ondan bir gün önce de 16'sında da Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü yine Duşanbe'de toplandı. Rusya'nın NATO'su diye değerlendiriliyordu biliyorsunuz. Şimdi tabii Şangay'dan İran kararı çıktı. İran'la tam üyelik müzakerelerinin başlatılması kararı. Yani aslında İran çok önce gündemdeydi. Sizinle daha önce de konuştuk. Afganistan meselesi biraz daha bu İran meselesini hızlandırdı. Bir de tabii Ruhani yönetiminin pek Rusya-Çin bloğuna çok fazla yakın mesafede durmadığını, daha çok batıya dönük bir hükümeti temsil ettiğini söylemiştik. Şimdi reisi tekrar Rus-Çin bloğuna biraz daha yakın ve İran'ın burada tam üyelik müzakerelerine başlaması bir nevi AUKUS'a karşı bir hamle olarak nitelendirildi ama çok daha önce zaten İran'ın gireceği belliydi. Şimdi dolayısıyla burada tabii AUKUS bir güvenlik mimarisi olarak önümüze çıktı ama bakın geçen Cuma'da Kuat toplantısı yapıldı Beyaz Saray'da. Hindistan, Avustralya, Japonya liderleri katıldı. Şimdi Biden'ın hedefi şu, AUKUS'u Kuat'a entegre etmek. Çünkü Kuat bir askeri yapı değil. Hatta yani çok sıkı bir güvenlik yapısı da değil. Kuat'ı bir şekilde biraz daha böyle siyasi bir işbirliği mekanizması haline getirip buna bir de askeri boyut katarak. Askeri boyutu dikkat ederseniz Hindistan'ı, Japonya'yı dahil etmek istemiyor Amerika Birleşik Devletleri. Daha çok bu Anglosfer dediğimiz İngilizce konuşan o ülkelerle işte beş göz istihbarat ittifakını da kurmuştu bu ülkeler. İşte bölgede kim var? Yeni Zelanda var, Avustralya var. Zaten İngiltere de bölgeye geldi. Şu anda Yeni Zelanda yok ama önümüzdeki dönemde Yeni Zelanda'nın da bu şeye zincire ekleneceği söyleniyor. Yani daha çok Amerika Birleşik Devletleri kendi esas stratejik ortaklarıyla orada bir nükleer güç alanı yaratmaya başladı. Şimdi bunu muhakkak ki Orta Doğu'ya, Suriye'ye ve başka yöndeki politikalara da etkisi olacak. Biraz önce onun için dedim S-400 meselesi aslında buradaki gelişmelerle de bağlantılı. Çünkü nihayetinde bir Rusya faktörü var, Türkiye faktörü var. Tabii önümüzdeki günlerde Türkiye Afganistan meselesinde nasıl bir rol üstlenir? Herhalde bunu biraz da Kasım'da Biden'la yüz yüze görüşmeden sonra daha da net bir şekilde ortaya çıkacak. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın son açıklamasında biraz sanki Afganistan konusunda frene basmış gibi gördük. Yani Taliban'la YPG, PYD'yi aynı cümle içerisinde aldı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin her iki grubu da silahlandırdığını, yani Taliban'a verilen silahları da eleştirdi Sayın Cumhurbaşkanı. Zaten o belliydi. O silahlar orada kasıtlı bırakıldı. Hatta Amerikan personelinin bir kısmı da Afganistan'da kasıtlı bırakıldı. O personelin hangi birimlerde çalıştığı ayrı tartışma konusu. Bugünlerde Amerika'da bunu çok tartışmaya başladılar. Çünkü orada onların sıradan vatandaşlar olmadığı söyleniyor. Dolayısıyla bu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama en önemlisi nedir? Afganistan madem gündeme geldi. Taliban'ın bir an önce yemin edip hükümetin
yemin edip göreve başlaması. Bakın hala yemin edip göreve başlayamadılar, bir hükümet krizi olduğu söyleniyor. Dolayısıyla kapsayıcı olup olmadığı tartışması devam ediyor. Bu noktada bekleyip göreceğiz bakalım o Afganistan gelişmeleri ne olacak, ama bu arada tabii biz Suriye meselesiyle yakın coğrafyamızda olduğu için o şu anda ona odaklanmış durumdayız. Evet, Kıvanç Özalem'e size dönmek istiyorum. Birazdan açıklamalar alacağız ama bu görüşme aynı zamanda iki ülkenin bir güç gösterisi de diyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin etkinliğinin bölgede azaldığını gözle görülür bir şekilde hissettiğimiz bir süreçten geçerken şimdi Avrasya çapında bakmak lazım aslında, bu gelişmeleri öyle değerlendirmek lazım. Amerika'nın bundan sonraki hamlesi bölgedeki bu güçlü birlikteliği etkileyebilir mi sizce? Seda Hanım, şimdi Amerika'nın bölgedeki gücü azaldı ama saldırganlığı azalmadı. Bunu da tespit etmemiz gerekiyor. Şu şekilde Türkiye'ye tehdit ABD'den geliyor hala. Doğu Akdeniz'de ABD tarafından tehdit ediliyoruz. Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye bir tehdit var. Bunun da sebebi ABD. Türkiye'de ekonomi kötüye gidiyor ve bununla ilgili de Atlantik sisteminin ekonomik operasyonlar yaptığını biliyoruz Türkiye'ye. Dolayısıyla Türkiye'yi kuşatan Atlantik sistemi ve Amerika Birleşik Devletleri böyle bir tehdit karşısında Türkiye'nin stratejilerini buna göre belirlemesi gerekiyor ve buna göre müttefiklerini seçmesi gerekiyor. Şimdi baktığımızda Doğu Akdeniz'de tehdit Amerika'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden diyoruz. Kıbrıs'ta yine bizi tehdit eden Yunanistan ya da Rum kesimi değil, doğrudan Amerika Birleşik Devletleri. Kurulmaya çalışılan ikinci İsrail, sözüm ona bir Kürt devleti var. Şimdi burada baktığımız zaman ard arda ABD'den Suriye'nin kuzeyindeki yapılanmaya yönelik açıklamalar geliyor. İşte Afganistan'daki olan şey burada olmaz, biz sizi bırakmayız diye ABD YPG'lileri teselli etmeye çalışıyor. Fakat aynı ABD sadece Türkiye'yi değil, bir yandan da Karadeniz'de Rusya'yı tehdit ediyor. Hatta bu Dede Ağaç'taki ABD silahları ile ilgili bu ekranlarda şunun tartışmalar da yaşandı. Bu silahlar Türkiye'yi mi tehdit eder, Rusya'yı mı tehdit eder diye. Bütün bu gelişmelere baktığımız zaman bir de şunu da hatırlatalım izleyicilerimize. ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Jeff Flake Senato'da konuştu önceki gün. Türkiye'yi sorumlu tutmaktan çekinmeyecek bir büyükelçiye ihtiyacımız var dedi. Sözde Ermeni soykırımını da savundu. Türkiye'nin S-400 sistemi almasının sakıncalarını anlattı. Türkiye'yi suçlu ilan etti. Konuşmasında Erdoğan rejimi şeklinde konuştu. Yani belki de ABD'nin Ankara Büyükelçisi olacak kişi rejim şeklinde konuşuyor. İçeride ve dışarıda Erdoğan rejiminin hatalar yaptığını ve gelecekteki ABD Büyükelçisi'nin Türkiye'yi sorumlu tutmaktan çekinmemesi gerektiğini söyledi. Hatta Dışişleri Bakanlığımız da dün gece bir tweet atarak agreman, yani verilen iznin ne olduğu ile ilgili bir şey attı. Dışişleri Bakanlığı da Twitter üzerinden öyle bir cevap verdi. Bütün bunları niye anlatıyoruz? Bütün bunları şundan dolayı anlatıyoruz. Türkiye ABD'nin tehditleriyle karşı karşıya. İşte böyle bir dönemde bizim sadece Rusya ile değil, aynı zamanda Suriye ile de anlaşmamız büyük önem taşıyor. Biz nasıl şu anda Mısır'la ilişkilerimizi düzeltiyorsak, Birleşik Arap Emirlikleri ile konuşuyorsak, Suriye ile de anlaşıp bu Amerika'nın silahlı gücü olan, Amerika'nın kara gücü olan YPG ve PKK'yı temizlememiz gerekiyor. Ancak burada bütüncül bir stratejiyle konuya bakmamız gerekiyor. Bu bütüncül stratejiyle kastettiğimiz şey şu. Siz Rusya ile İdlib'i çözmeye çalışırken gidip NATO zirvesinde Ukrayna'nın NATO üyeliğini destekliyoruz dediğinizde aslında Rusya'nın, Putin'in kırmızı çizgisini aşmaya çalışmış oluyorsunuz. Veya siz kalkıp da Kırım, Rusya Kırım'ı gayrimeşru şekilde ilhak etmiştir dediğinizde hem savunma anlaşmaları yaptığınız, hem sık sık görüştüğünüz, hem ekonomik işbirliğiniz olan Rusya'yla yine ters düşmüş oluyorsunuz. Böyle İdlib ayrı, Membiç ayrı, Kırım ayrı, Ukrayna ayrı bakmamak, Doğu Akdeniz ayrı bakmamak gerekiyor. Bütün bunlara
geniş bir çerçeveden baktığımız zaman Türkiye'ye, Asya'ya, Rusya'ya, Çin'e yönelen bir Atlantik ve ABD tehdidi olduğunu görüyoruz. Buna karşı da Türkiye'nin Asyalı müttefikleriyle daha ilişkilerini geliştirmesi gerekiyor. Bunun da yolu söylediğimiz gibi dar alanda sorunları çözmek değil, bütüncül bir stratejiyle işi halletmekten geçiyor. İcabında biz bunu başarılı bir şekilde, Türkiye olarak başarılı bir şekilde yaptığımızda icabında Rusya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de tanıyacaktır. Doğu Akdeniz'de bizim elimizi güçlendirecektir. Bütün bu gelişmeleri bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Yoksa küçük küçük parçalar alarak baktığımızda işte Rusya ile orada anlaşalım ama Ukrayna'da Ukrayna'nın NATO üyeliğini destekleyelim dediğimizde bir stratejik müttefiklikten bahsedemiyor oluyoruz ne yazık ki. Bu müttefiklik meselesiyle ilgili belki de biraz daha konuşmak lazım Sayın Onur Öymen. Size sormak istiyorum. Şimdi Türk ve Rus ilişkilerinin güçlenmesinin neleri bölgede değiştirebileceğini Karabağ Zaferi'nde gördük. Amerika Birleşik Devletleri'nin de biraz önce bahsettiğim gibi Doğu Akdeniz'de bir Türk-Rus ittifakı, Suriye'de bir Türk-Rus ittifakının güçlenmesi gibi endişeleri var ki bu Amerika'nın dezavantajına olacak durumlar. Şimdi hal böyleyken Türkiye'nin işte biraz önce Kıvanç Özal'ın da bahsettiği gibi Ukrayna gibi Rusya'nın da aslında kırmızı çizgilerini aşacak bir ülkeyle NATO dahilinde destek vermesi sizce ne kadar doğru? Bu ilişkiler nasıl yürütülmeli sizce? Şimdi bakın yani bu işleri biraz geçmiş boyutuyla birlikte değerlendirmek lazım. Soğuk Savaş bittikten sonra NATO'nun bir Rusya ile ortaklık konseyi vardı. Bir de Ukrayna ile ortaklık konseyi vardı. Yani NATO-Ukrayna ilişkileri bugün başlamıyor. O zaman da vardır. Yıllardan beri Türkiye, Ukrayna ve Rusya ayrı ayrı iki konsey vardı. O toplantılarda görüşmeler oluyordu. Yani daha önce Ukrayna'nın NATO'ya yanaşmamasının, daha doğrusu üyelik için başvuruda bulunmamasının altında daha çok Ukrayna'daki yönetimin, devlet başkanının eğilimleri etkili oluyordu. Ama mesela o zamanki Dışişleri Bakanları da çok taraftardı NATO üyeliğine. Ayrıca bir de NATO'nun Asya-Avrupa Ortaklık Konseyi var. Bu Asya-Avrupa Ortaklık Konseyi'ne de Ukrayna da dahil, Rusya da dahil, Orta Asya ülkeleri de dahil, NATO üyesi olmayan Avrupa ülkeleri de dahil, İsveç gibi, İsviçre gibi filan. Yani böyle mekanizmalar zaten var bugüne kadar. İlk defa bu gündeme gelmiyor. İkincisi biz NATO ülkesi olarak Türkiye, tabii ki diğer NATO ülkelerinin tutumuna dikkat ederiz ama önce kendi çıkarlarımıza bakarız. Türkiye'nin menfaati neyi gerektiriyor? Yani mesela Karadeniz'de Bulgaristan'ın ve Romanya'nın NATO üyesi olması bizim menfaatlerimize yardımcı oldu mu olmadı mı? Yani keşke olmasaydı diyeni duymadık bugüne kadar. Demek ki Karadeniz ülkelerinde zaten mevcut olan bir işbirliği mekanizması var. Oradaki NATO ülkelerinin de katıldığı. Bu işbirliğini geliştirir mi, geliştirmez mi? Şimdi Rusya ile Ukrayna arasında madem ki bir çekişme var, madem ki Rusya'nın tutumu şöyle, biz de o zaman Rusya'nın tutumuna uygun bir politika izleyelim dersek, kendi bağımsızlığımızdan fedakarlıkta bulunmuş oluruz. Yani eğer menfaatimize değilse, zaten Rusya'nın tutumu ne olursa olsun karşı çıkarız. Menfaatimize ise ama Rusya öyle diyor diye hareket etmeyiz. Kıbrıs'ta da öyle. Yani biz Kıbrıs politikamızı izlerken acaba Rusya ne der bu konuda dedik mi şimdi? O bakımdan biraz bu gibi konularda milli perspektiften bakmak lazım. Her konuda milli çıkarımız neyse her zaman onu yapmaya çalıştık Cumhuriyet'in kurulduğundan bu yana. Ve son yıllarda biraz inişler çıkışlar oldu ama netice itibariyle aynı çizgiyi sürdürmemiz lazım. Şimdi burada Türkiye ile Ukrayna'nın ortak menfaatleri var. Bir. İkincisi Kırım'la ilgili olarak bizim tarihi bağlarımız var. Kırım'da yaşayan insanlarla öteden beri çok yakın bağlarımız var. Daha önceki hükümetler zamanında da Türkiye'de yakın ilişkilerimiz vardı Kırım'da yaşayan insanlarla. Onların çektikleri sıkıntıları, ızdırapları çok iyi biliyoruz. Yani şimdi Kırım'ın statüsü değiştiğinde bu bizi hiç alakadar etmez ne olursa olsun bunların iç meselesidir dersek biraz kendimizi inkar etmiş oluruz. Yani Türkiye şimdiye kadar Kırım konusunda çok duyarlı olmuştur. Kırım'ın Ukrayna ile birlikte
bir güç odağı olduğunu görmüşüzdür. Şimdi orada başka sebepleri var. Sivastopol'un mesela Karadeniz'in en önemli limanlarından biri olması, Rusya'nın Ukrayna'dan bu Sivastopol'u işte uzun vadeli bir kira anlaşmasıyla kullanmakta olması, son gelişmelerden sonra bunu kendi limanı haline getirmek istemesi, aynı şekilde Abhazya'yla bağlarının da bu tarzda gelişmesi ve evvelce Gürcistan toprağı olan Abhazya'nın bugün Rusya'yla hava ve deniz üstleri bağlantısı yapmış olması. Yani Karadeniz'deki stratejik gelişmeleri, bütün bunları dikkate alarak değerlendirmemiz lazım. Biz tabii şu anda ne Rusya'ya ne Ukrayna'ya bunu böyle yapacaksınız diye bir şey dayatmaya imkanımız da yok, hakkımız da yok. Ama bu gelişmeleri kendi çıkarlarımız açısından değerlendirmemiz lazım. Serin kanlıkla. Yani bunlara da bir ideolojik etiket takmamamız lazım. Yani madem ki bizim ideolojimiz şu ya dış politikayı bir ideoloji meselesine haline getirmemek lazım. Burada işin esası benim anladığım kadarıyla Türkiye'nin menfaatleridir. Ha, Türkiye'nin menfaatlerine uygun hareket ediyor muyuz etmiyoruz? Bunu tartışırız. Yani Türkiye'nin şu anda izlediği politika ülkemizin menfaatlerine yardımcı oluyor mu olmuyor mu? Bu konuda farklı görüşler olabilir. Ama Rusya öyle istedi, biz de öyle yapalım. Veya Amerika böyle istedi, biz de öyle yapalım. Demek bence doğru olmaz. Bizim cumhuriyet geleneklerimize uymaz. Evet, Sayın Adıbeyli, sizin Türkiye'nin müttefiklik ilişkilerine yönelik yorumunuzu da merak ediyorum. Şimdi kısa zaman önce İran Şangay İşbirliği Örgütü'ne daimi üyeliğini ilan ettikten sonra gözler bir anda Türkiye'ye çevrilmişti ve Türkiye'de acaba bu hamleyi yapacak mı denmişti. Şimdi sonuçta Türkiye bir NATO üyesi olarak Avrasya'da ne kadar güçlü bir varlık gösterebilir? O da bir soru işareti olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda Türkiye'nin atması gereken adımlar neler? Özellikle Türkiye-Rusya işbirliği konusunda düşündüğümüz zaman siz Ukrayna'ya bakışla ilgili ne düşünüyorsunuz? Önce sondan başlayayım. Ben de Sayın Öğümen'e katılıyorum Ukrayna konusunda. Türkiye'nin bir geleneksel bakış açısı var. Özellikle de Kırım meselesi bağlamında bir bakış açısı var. Ve bunu her fırsatta gündeme getiriyor. Tabii Rusya bundan memnun olmuyor olabilir. Biraz önce de Sayın Öğmen de dedi. Yani uluslararası ilişkilerde bu normaldir. Anlaşamadığınız konular var. Yani bizim Kıbrıs meselemizde veya başka çeşitli meselelerde de Rusya'nın belli bir görüşü var. O da bizimle uyumlu değil ama bu noktada işte diplomasi burada devreye giriyor. Yani anlaşamadıklarımızı bir tarafa bırakıp anlaştığımız konularda askeri müşterekler üzerinde işbirliği sürecini devam ettirmek. Yani diplomasinin de sırrı burada. Şimdi tabii müttefiklik ilişkisi veya Şangay İşbirliği Örgütü meselesine gelince Türkiye burada diyalog ortağı ama tam üye olur mu? Ya bir zaman Türkiye bunu dile getirdi ama şu anda Türkiye'nin gündeminde Şangay İşbirliği Örgütü'ne üyelikten öte altılı işbirliği platformu var. Yani biraz önce bahsettiğiniz Batı Asya, Avrasya bölgesinde yeni bir işbirliği platformu. İşte Azerbaycan, Türkiye, Rusya bu konuda oldukça ilgililer ve bunun üzerinde çalışıyorlar. İşte Karabağ Zaferi'nden sonra Azerbaycan'ın girişimde bulunduğu bir teklifti bu. Türkiye destekliyor, Rusya destekliyor, İran destekliyor. Tabii iki öteki üye de birisi Gürcistan, birisi Ermenistan. Şimdi Ermenistan üzerinde soru işaretleri vardı ama son dönemde Ermenistan'ın Türkiye'ye sıcak mesajlar göndermesi, dün de Sayın İbrahim Kalın'ın bir açıklamasında Ermenistan'la ilişkilerimizi düzeltebiliriz ifadesini kullanması, Ermenistan'ın da bu sürece dahil edilebileceği ihtimalini ortaya çıkardı. Ama Gürcistan'ın işte Rusya'yla problemleri var. Özellikle bu Abhazya ve Güney Osetya. Bu meseleleri aşabilirse Gürcistan'da dahil etmek istiyoruz. Ancak aşamazsa yarım mı kalır? Bunu bir şekilde devam ettirirler. Hatta bunu orta vadede belki Kazakistan, aşağıda Katar gibi ülkelerin, Irak gibi ülkelerin de katılarak bir enerji bloğu haline de getirilebileceği de konuşuluyor. Dolayısıyla şimdi ben bugün belki Soçi'de bu altılı işbirliğinin de gündeme geldiğini ben düşünüyorum. Çünkü ne zaman Putin'le bir araya gelse Sayın Cumhurbaşkanı altılı işbirliğine de muhakkak atıfta bulunuyor. Dolayısıyla şu anda Türkiye'nin herhalde ben gündeminde altılı işbirliği, biraz daha Güney Kafkasya merkezli, Batı Asya merkezli yeni bir işbirliği platformu şu anda gündemini işgal ediyor diye düşünüyorum. Tabii bu resmi olarak herhangi bir yansıması yok ama üzerinde çalışılıyor. Bir de biliyorsunuz yeniden Asya girişimi var Türkiye'nin. 2019'da başlattığı bir projesi, politikası var. Onunla da bağlantılı
Altılı İşbirliği Paktı. Dolayısıyla Şangay İşbirliği Örgütü'ne şu sıra tam üyelik başvurusunda ben bulunmayacağını düşünüyorum. Diyalog ortaklığıyla şu aşamada yetineceğini ama Şangay İşbirliği Örgütü'nün faaliyetlerini belki tamamlayıcı nitelikte olarak o biraz önce bahsettiğim Altılı İşbirliği platformunu gündeme getirecek. Ya bunun orta vadede işte Kazakistan'dan Pakistan'a kadar belki ileride Afganistan bunların içine dahil olacak. Teşekkür ediyoruz. Sayın İhsan Sefa, siz ne düşünüyorsunuz bu bütüncül stratejiye uygun adımlar nasıl atılabilir sizce? Şimdi ben biraz farklı düşünüyorum. NATO konusunda şu soru soracağım ben. NATO bize ne fayda sağlamıştır bugüne kadar? Evet, Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yayılmacı döneminde belki bir koruma şemsiyesi olarak NATO'nun içine girdik. Ama bugüne kadar NATO bizim savunma sanayimizi engellemiştir. Kendisine bağlı kılmıştır. Daha işte PKK'yı da destekliyor Amerika. Ya NATO'dan biz ne gördük ki? Niye NATO'nun daha büyümesine destek olacağız? Yani dolayısıyla Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına destek verirken Rusya'nın müttefik, ileride bize ciddi müttefik olacak gözüyle baktığımız, az önce konuşmacı arkadaşlarımla buyurdular, dediler ki altılı platform vesaire. Bütün bunlara da ortak olacağı bir ülkenin menfaatine olmayan, zarar olan bir şeye niye destek vereyim? En azından sessiz kalın. Bu konuya böyle bakıyorum. Türkiye'nin ben Şangay İşbirliği Teşkilatı'na katılmasından yanayım. Evet, altılı platform olur, ona da katılır ama Türkiye Şangay İşbirliği'ne katılır ama Asya açılacaktır. Asya açılmamızın yolu, ekonomimizin, ticaretimizin gelişmesinin yolu bence Asya'dadır. Avrupa Birliği bize ne verdi? Soruyorum, ne verdi Avrupa Birliği bize? Bugüne kadar kapısında bekletti, hala bekletiyor. Ve diyor ki seni alırım ama diyor. Bak diyor, sen parçalan bölün, öyle alacağım ben seni. Bütün bunlar aramız hala Avrupa Birliği deyip duruyor. Ben bu yönüyle de bizim eğer ekonomik bir teşkilatta yeri alacaksak artık Avrupa Birliği'ne kapılarımız bizim kapanmıştır bana göre. Biz Şangay İşbirliği'nde yer almamız lazım. Tabii ki evet, altın platformunda yer almak da çok çok önemli ama Şangay İşbirliği'nde ihmal etmememiz gerektiği düşüncesindeyim. Arz ederim. Eğer bakın biz Kırım konusunda Rusya ile oturup konuşursak biz Kırım tanıyacağız. Sen Kıbrıs'ı tanı. Biz Abaza'yı tanıyacağız. Sen Kıbrıs'ı tanı. Bakın yarın Kıbrıs tanınır. Amerika Kıbrıs tanımaz. Fransa Kıbrıs tanımaz. Yunanistan Kıbrıs tanımaz. Türkiye'nin menfaatleri bana göre bu yöndedir. Biz bu yönde strateji üretmek zorundayız. Arz ederim. Teşekkür ediyorum. Kıvanç Özal, belki de şunu da konuşmak lazım. Sonuçta Türkiye ve Rusya Soçi'de bir araya geldiğinde iki lider Türkiye bir NATO müttefiki olarak masaya oturup sorunlarını paylaşmıyor. Türkiye bağımsız, NATO'dan ayrı bir şekilde kendini ortaya koyarak, NATO'nun stratejisinden ayrı bir şekilde fikirlerini ortaya koyarak masaya oturuyor. Bu bence burada belirici noktalardan biri oluyor herhalde. Tabii ki Türkiye sonuçta bağımsız bir devlet ve bağımsız bir dış politika uygulamaya çalışıyor. Ancak baktığımız zaman şunu rahatlıkla görüyoruz. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin daha bağımsız bir dış politika uygulamaya başladığına şahit oluyoruz. Daha fazla Atlantik cephesinden koparak bir dış politika uygulamaya çalıştığına şahit oluyoruz. Zaten program boyunca konuştuğumuz S-400 meselesi de 15 Temmuz'un ardından gelmiş bir meseledir. Böyle baktığımızda dünya artık çok kutuplu olarak adlandırılıyor. Çok kutuplu bir dünyada dış politika yapılıyor. Dolayısıyla bizim müttefiklerimizi bağımsız bir şekilde seçmemiz, çok kutuplu dünya politikasına uygun dış politikalılar oluşturmamız bizi daha bağımlı yapmaz. Tam tersine daha bağımsız bir ülke olmamızı sağlar. Ne yazık ki NATO üyesi olduğumuz süreç içerisinde Türkiye'nin o zaman da bağımsız olarak kabul görse de NATO sebebiyle bazı çıkarlarımıza aykırı kararlar alınmıştır. Şu anda da alınıyordur. Ama bu çok kutuplu dünya içerisinde Türkiye'nin dış politikasının daha da bağımsızlaşacağını öngörebiliriz.
Şimdi süremiz de kısaldı aslında. Ben Amerika'nın bölgedeki birazcık daha varlığını konuşmak istiyorum ama süremiz yettiğince konuşalım isterseniz. Sayın Öymen, size dönmek istiyorum. Yeni bir dünya düzeni kuruluyor diyoruz. Çok kutuplu bir dünyadan bahsediyoruz. Ve Amerika'nın yenilgisinden de bahsediyoruz. Biraz önce Kıvanç Özal, Amerika evet yeniliyor ama saldırgan tutumuna da devam ediyor ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri dünya böyle bir sürece girerken kendine yeni ve güvenilir müttefikler bulabiliyor mu sizce ya da bulabilecek mi? Evet, şimdi önce şunu söyleyelim, bu NATO konusunu doğru anlamak lazım. Şimdi NATO şöyle düşünüyor, NATO bize şunu yapıyor, bunu yapıyor dediğim zaman NATO'nun yapısından farklı bir şey söylüyoruz. Çünkü NATO'da bütün kararlar oy birliğiyle alınır. Yani bizim hoşumuza gitmeyen bir kararı varsa NATO'nun, bileceksiniz ki altında bizim de imzamız var. O zaman diyeceksiniz ki niye imza attınız buna? Yani geçmişte bunun örneklerini gördük. Rogers planı filan sırasında hatırlıyorsunuz neler olduğunu. Yani Türkiye'nin evet demediği hiçbir konu geçemez NATO'da. Başka bir ülkenin de, üye ülkenin de evet demediği konu geçemez. Yani NATO'nun en önemli özelliği oy birliği sistemidir. Şimdi bu NATO'ya ihtiyaç var mı? Bu konu işte Sovyetler Birliği'nin ve Varşova Paktı'nın dağılmasından sonra NATO'da da çok tartışıldı. Yani madem ki Varşova Paktı yıkıldı, Sovyetler Birliği yıkıldı, bizim ne işimiz var? Biz niye devam edelim NATO olarak konusu çok tartışıldı. Akademisyenler, siyasetçiler bunu çok tartıştılar. Fakat sonra bir de baktık ki Bosna krizi çıktığında, Sırp saldırıları olduğunda Bosna'ya karşı Birleşmiş Milletler yetersiz kaldı. Birleşmiş Milletler'in gücü bu saldırıları durdurmaya yetmedi. Birleşmiş Milletler bize başvurdu NATO'ya. Yani ancak sizin gücünüzle bunu durdurabiliriz diye. Ve NATO devreye girdikten sonra bu saldırılar durdurulabildi. Aynı şey Kosova'da oldu. Makedonya'da oldu kısmen. Şimdi işte daha sonra Libya malum filan. O bakımdan yani NATO'yu yanlış bir perspektiften değerlendirmemek lazım. NATO hiçbir ülkeye şunu şöyle yapacaksın diye emir veremez. Hiçbir NATO ülkesi veremez. Çünkü bütün kararlar oy birliğiyle alınır. Efendim NATO'nun ortak bildirileri var. Bileceksiniz ki bu ortak bildirilerin hepsinin altında bizim de imzamız var. Ama bu bildiriler bizim imzamız olmasaydı veya bizim onayımız olmasaydı böyle çıkar mıydı? Çoğu zaman çıkmazdı. Öyle konular olmuştur ki yalnız Türkiye ile değil ama Türkiye'nin de karşılaştığı öyle sorunlar olmuştur ki biz yıllarca, ben NATO daimi temsilciliği yaptım 5 yıl, yıllarca NATO'da mücadele ettiğimiz konular olmuştur. Ve bize rağmen çıkaramamışlardır istediklerini. Sonunda bizi tatmin edecek formüller bulunarak ancak çıkarılabilmiştir. Yani bu boyutu bir kere unutmamak lazım. İkincisi de dünyada yeni gelişmeler oluyor. Asya'nın farkına varmak lazım. Ve bir de şunu bu vesileyle görmek lazım. Şimdi Avustralya, Fransa'yla çok kapsamlı 60 milyar dolar yanılmıyorsam bir denizaltı alımı anlaşması yapmıştı. Sonra bir anda bunu iptal edip Amerika ve İngiltere ile bir anlaşma yapma yoluna gittiler. Yani uluslararası ilişkiler de bu gibi sıkıntıları çeken tek ülke Türkiye değil. Başka ülkelerin de çok şikayetleri oldu mesela bu olayda. Fransa'nın çok büyük şikayetleri oldu. İşte NATO üyesi Amerika, Almanya'nın bundan önceki başkanı Merkel'in özel telefonlarını dinledi diye büyük bir kriz çıktı Amerika ile Almanya arasında. Buna benzer çok olay yaşadık. Yani NATO Türkiye ile Amerika arasında kriz çıkması sadece bize mahsus bir olaydı. Fransa ile NATO arasında, daha doğrusu Amerika arasında çok ihtilaflar çıktı. De Gaulle zamanında Fransa NATO'nun askeri bünyesinden ayrıldı. Daha sonra Sarkozy zamanında tekrar girdiler. Yunanistan Kıbrıs krizi sırasında NATO'nun askeri bünyesinden ayrıldı. Sonra tekrar girdi. Yani bu gelişmeleri de düşünerek soğukkanlıkla hareket etmemiz lazım. Yani Asya'da ortaya çıkabilecek ve Türkiye'nin menfaatine hizmet edebilecek gelişmelerin dışında kalmamamız lazım. Fakat birçok konuda da bizim inisiyatif almamız lazım. Mesela Türkiye devletler arasında çok kapsamlı bir işbirliği başlattık. Fakat şimdi aynı sıcaklıkta devam ediyor mu emin değilim. O zamanlar Sayın Demirel'in, Sayın Özal'ın hatta daha önce başkanlığında defalarca biz Orta Asya ülkelerini ziyaret ettik. En üst düzeyde anlaşmalar yaptık, kararlar aldık falan. Orada biraz bazen ilerlemeler, bazen biraz duraklamalar oldu. Ama böyle konularda Türkiye'nin öne geçmesi lazım. Yani Türkiye ve Orta Asya ülkeleri, Orta Asya'daki Türkiye Cumhuriyetleri'nin toplam nüfusu yaklaşık 200 milyondur. 200 milyon çok büyük bir güçtür. Bu bölgede petrol var.
pamuk var, doğalgaz var, çok değerli madenler var. O bakımdan bu bölgenin ekonomik kapasitesi çok yüksek. Ve bu bölgeye öncülük yapabilecek ülke Türkiye. Bakın Atatürk zamanında biz nasıl İran, Irak ve Afganistan'la sağlamat paktı yaptık. Buna benzer girişimleri Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri'ne yapabiliriz. Başka bölge ülkeleri yapabiliriz. Gürcistan'la vesaire arkadaşlarımızın söylediği altı ilişkiler. Hepsi önemli. Ama bunların hiçbirine Türkiye'nin NATO üyeliği engel değil. Şimdi bu girişimlerde bulunduğumuz zaman hiçbir ülke bize bugüne kadar biz sizinle işbirliği yaparız ama NATO'dan çıkarsanız diyemedi. Demedi, diyemez de zaten. Yani biri öbürüne mani değil. Ama NATO ülkesi olup da Türkiye'yle çok ciddi ihtilaflar içinde olan ülkeler var. Yunanistan. Biz Yunanistan'da ihtilafları çözmek için NATO'dan çıkarsak daha mı iş yapmış oluruz? Bilin ki Türkiye NATO'dan ayrılırsa ertesi gün Güney Kıbrıs NATO'ya üye yapar. Bizim işimize gelir mi? Batımızda Yunanistan NATO üyesi, güneyimizde Güney Kıbrıs NATO üyesi. Biz Türkiye olarak NATO'nun dışındayız. Bu daha mı çok hizmet eder bizim stratejik menfaatlerimize? Yani hepimizin duyguları var, düşünceleri var. Bütün bu konularda çok haklı olduğumuz tepkilerimiz var, eleştirilerimiz var. Bizden daha çok son yıllarda NATO içinde bu bazı büyük devletlerle, Amerika'yla tartışan, çekişen ülke olmamıştır belki. Ama bunlara bakarak yani bunların esiri olarak madem ki sen bize şu konuda şöyle muamele yapıyorsun, ben de sana sırtımı dönerim, bütün kaderimi Şangay İşbirliği Örgütü'ne bağlarım. Demek acaba Türkiye'nin çıkarlarına hizmet eden. Yani bunları şu şöyledir, bu böyledir demek için söylemiyorum. Bütün bunlar tartışmaya açık konular. Kesin köşeli görüşlerden kaçmamız ve dünyadaki gelişmeleri dikkatle izlememiz, Türkiye'nin çıkarı nerede neyi gerektirirse onu yapmamız lazım. Şimdi şu sırada Suriye'de izlediğimiz politika doğru mu? Böyle mi olmalıydı? Biz bunları ne kazandık şu anda Suriye politikasından? Bugün Suriye'nin durumu, Suriye ile ilişkilerimiz bu krizden önceki durumdan daha mı iyi Türkiye açısından? Daha kötü. Bakın size şunu söyleyeyim, bütün bu Kırım, Mırım hepsine bağlantılı olarak. Uluslararası ilişkilerde bir altın kural var. Bütün ülkelerin egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütününe saygı göstereceksiniz. Birleşmiş Milletler'in ilk maddelerinde bunlar yazılır. Peki bakıyoruz dünyada bugün nedir durum? Suriye'de var mı bu kural uygulanıyor mu? Uygulanmıyor. Suriye topraklarının %20'si merkezi hükümetin egemenlik alanı dışında. PYD'nin kontrolünde. Irak'ta uygulanıyor mu? Irak'ın kuzeyi ve Irak hükümetinin hiçbir etkisi yok. Varlığı yok. Efendim Afganistan şeyde Azerbaycan'da 30 yıla yakın süre Azerbaycan hükümetinin topraklarının %20'si üzerinde hiçbir etkinliği yoktu. Gürcistan toprağı olan Abhazya, Güney Ossetya çıktı, elinden alındı. Gürcistan'ın, Ukrayna'nın efendim Kırım elinden alındı. Doğu Ukrayna'da çatışmalar var. Moldavya'nın elinden alındı. Transdniester kuruldu. Yani uluslararası ilişkilerin temelleri sallanıyor. Biz bunun ne kadar farkındayız Türkiye olarak bilmiyorum ama esas bizim dayanacağımız ilkeler bunlar. Yani bu bir kere tartışmaya açıldığı zaman devletlerin egemenliği, toprak bütünlüğü, ondan sonra bugünkü durumu da ararız. Yani dünya eğer bu kadar böyle, bazıları diyorlar ki evvelce diyorlardı ki Orta Doğu'da en önemli şey petroldür. Ondan sonra diyorlardı ki efendim petrol değildir, şeydir, doğalgazdır, sulardır. En sonunda dediler bunların hiçbiri değildir. Nedir? Birinci Dünya Savaşı sonunda çizilen sınırlardır. Bu sınırlar değişmelidir. Amerika'nın eski NATO başkomutanı Wesley Clark geçenlerde de tekrar söyledi ikinci defa olarak. Diyor ki Amerikan Pentagon, Amerikan Savunma Bakanı'ndaki general arkadaşlarıyla konuşmuş. Ne yapıyorsunuz? Şimdi hükümetten bir emir aldık, onu yapıyoruz. Neymiş o emir? Önümüzdeki 5 yıl içinde Orta Doğu'daki 7 ülkenin hükümetini değiştireceğiz. Yani bunlarla uğraşıyorlar. Türkiye'nin birinci meselesi bu olmaz. Sayın Öymen, süremizin de sonuna geldik. Evet, zaten bunları burada bitiriyorum zaten. Bunu söyleyecektim. Yani biraz bu konulara da eğilirsek ülkenin de gündemini daha iyi tayin etmiş oluruz. Yoksa yani basın haberlerine göre gündem oluşturmaya kalkarsak o zaman daha sıkıntılı bir durum olacaktır. Evet, teşekkür ediyoruz. İki liderin görüşmesi sona erdi. Bizim de buradaki kuşağımız sona eriyor. Sayın Adıbelli, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sayın İhsan Sefa, Sayın Onur Öymen.
Çok teşekkür ediyoruz. Ev sahibi Ulusal.com.tr Haber Müdür Kıvanç Özal, size de çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için.